Dün bütün gece uyumadım Nil Anka. Ve Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? <laughs> Bunun devamı daha da komik aslında o kısmı alınıyor ama ben devamına daha çok coşuyorum. Haftalardır bizi burada kandırdın, ben buyum, vicdan dedin, akıl dedin, burada dedin hepiniz bana iftira atıyorsunuz, ben drama pastayım dedin, benim aneko olduğumu unuttun, gözümde bir gram uyku yok, çok yorgunum ve senin yalanlarını ortaya çıkarttım. Ne adın doğru ne ya <laughs> yaşın doğru ne suratın doğru ne sen doğrusun. Peki hangi inançla hangi vicdanla burada hepimizi kandırıp drama pastayım diye durdun? Hadi sen şimdi söyle gerçek adını yaşını da bu artık burada bitsin pasta. Vav! Wow. İnanılmaz! Bir şey söyleyeceğim evet. TikTok'ta bunu böyle ezberleyip gerçi kızın kendisi yapmıştı galiba karşıma çıktı. işte i̇şte aynı tonlamayla ve aynı şeyle. Kendi kendisini yapmış kendisi. Evet kendisiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam ama senden de bir tane çıkar yani o kadar iyi ki. <laughs> o kadar kötüydü ki çok cringe oldu Allah'ın kendi <laughs> çok iyi çok iyiydi. Aneko ile beraber Dramatox'a karşınızdayız bir kere daha ve Gökçe Kırgız olayına yani bu replikle girmemizin bir sebebi vardı. Gökçe Kırgız olayını konuşmaya geldik. Çok benzer bence de. Kesinlikle aklıma direkt bu geldi. Şimdi ben olayı kısaca anlatayım bilmeyenler için. Bu zaten aslında senelerdir süre gelen bir olay. Hakim olanlar da çok fazladır eminim ama anlatıyorum. Ben ilk defa duymuştum, araştırdım. Şimdi Gökçe Kırgız isimli bir kız 2006 yılında ''Kalbime görmerim o zaman'' diye bir şarkı yapıyor. Besteliyor ve işte söz yazıyor. Sonra bunu kaydedip, o zamanlar 17 yaşında, kaydedip MSN'den arkadaşlarını atıyor. Arkadaşlar çok beğeniyor. Onlar başkalarını atıyor falan filan derken. Belki bu arada şarkıyı sen biliyor muydun Aneko? Biliyorum biliyorum. Ha, biliyorum. Değil mi? Ben de şey yani aslında melodi olarak hiç bilmiyormuşum da. Işte adını ve işte şeyini falan birileri herhalde mırıldanmış. Ben de o şekilde biliyordum. Arkadaşlarına atıyor. arkadaşları da başkalarına atıyor. Bu MSN'den inanılmaz yayılıyor. O zamanlar işte bluetooth'la birbirimize şarkı attığımız zamanlar diye tahmin ediyorum değil mi? 2006 o zamanlardı. Youtube falan evet. bu kadar popüler değil. İnsanlar birbirine bluetooth'la gönderiyor falan. Herkesin telefonunda olan bir şarkı oluyor bu. Hayalet sevgilim gibi bir böyle bir efsane bir evet, şarkı. Evet. Aynen. Ondan sonra bu kız fakat işte o zamanlar lise öğrencisi işte e, üniversitede hatta konservatuar e, okumak istiyor fakat ailesi işte sen bir doğru düzgün bir mesleğin eline al hobi olarak yine yaparsın falan gibi Ferhat Göçer'e bak falan gibi bir mantıkta bir ailesi var. O yüzden kız böyle bunun etrafına Aa, şarkım çok yayıldı bilmem ne oldu hadi ben de çıkayım televizyona şey yapayım falan filan tarzı bir insan değil öyle bir teklif de alıyorum bilmiyorum o sıralar. Salıyor Bu konunun peşini salıyor. Kendisi müzikle ilgileniyor ve besteler falan yapmaya devam ediyor. E, hatta işte bunun üstüne şarkı yayılınca e, biri gelip diyor ki hadi gel buna profesyonel bir stüdyo kaydı yapalım. İşte arkada enstrümanı bilmem nesi. Notalandırmak diyorlar galiba ona değil mi? Notaya Hı -hı. geçirmek diyorlar. İşte onu da yapıyorlar. Onu da sonra YouTube'a yüklüyorlar. Ha bu arada ilk başta bu şarkının orijinalini kendisi söylediği orijinalini YouTube'a yükleyen kişi kendisi değil. Bir başkası YouTube'a yüklüyor bu kadar yayılınca. Neyse ondan sonra e, bu kız işte şey yapmıyor albüm albüm çıkarmıyor. 2007'de MÜYAP e, müzik ödüllerini ödül alıyor. Dijital müzik alanında en çok dinlenen ikinci yapıt ödülünü alıyor. Ve işte konu böylece kalıyor. Fakat bu beste işte kendisi e, şeyini almadığı için, patentini almadığı için ve bu kadar popüler olduğu için fırsatçı insanlar bu benim bestem falan diye bunu, bunu da hak iddia etmeye başlıyorlar. Evet. Ve yıllar içerisinde 22 farklı kişi bunu seslendiriyor. Kimisi kendine ait olduğunu söylüyor, kimisi başka bir şey söylüyor. Hatta hı hı. işte daha o zamanlarda 2007 yılında galiba e, Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu e, Almanya'da yaşıyormuş. Buna bir single çıkarıyor ve davalık oluyorlar Gökçe Kırgız'la, bestenin sahibi, söyleyen kişiyle. Fakat o davada hı hı. işte mahkeme şöyle bir e, karar veriyor. Beste senin sözler işte Çağlayan Topaloğlu'nundur diye bir karar veriyor. Ve zaten işte o yüzden Gökçe Kırgız bir daha bu sözlerle söyleyemez bir noktaya geliyor. E, av avukat öyle tavsiye etmiş yani mahkeme karar çıkınca. O yüzden o da e, seneler sonra işte, ee, bu besten üzerine yeni sözler yapıp ismini unuttum şimdi bakarım ee, yeni bir şarkı halinde başka sözlerle tekrar çıkarıyor YouTube'a yüklüyor falan. Şimdi asıl konuya geliyorum. Sen beni istediğinde böl bu arada ben anlatacağım. Hı hı, okay. Ha, adını anlam, sonradan çıkardığı şarkı. Bunu 2008-2009 yılları arasında yapmış. O dönemlerde mahkemeyle de uğraşıyor. Sonra işte Beykent Uluslararası İlişkiler Bölümüne girip üniversitesini okuyor. Sonra işte mezun oluyor. Bir özel bir bankada çok ne olduğunu çok merak ettim ama bulamadım. LinkedIn'i kapatmış galiba. Ee, özel bir bankada çalışmaya başlıyor. Böyle kurumsal hayata falan giriyor yani. Alakası yok bu işlerle ama bir yandan hobi gibi devam ettiriyor. Şimdi asıl olaya geldim. Gökçe Kırgız, işte bu 22 farklı kişi, bu beste benimdir falan diye çıkıyor ama bir tanesi bu işi çok daha profesyonel ve çok daha dedike bir şekilde yapıyor. Bu şarkı benimdir diye iddia ediyor. İsmi Merve Doğan, değil mi? Merve İsmihan Doğan. Evet, Merve İsmihan Doğan. Evet. Ee, bu Merve Doğan benim diye iddia ediyor. Hatta işte o zamanlar 2007 yılında bir işte Bülent Ersoy'un bir programı var hatta işte o bölümde Armağan Çağlayan, Bengü ve Kutsi konuk. Hı -hı. Ee, Gökçe Kırgız. Gökçe <laughs> Bengü'yü çık... ayrıca konuşmak istiyorum oradaki <laughs> halin. Evet, çok ben kötü. de Kutsi'yi konuşmak istiyorum. <gülüyor> <Okey>. <gülüyor> Doktor Kutsi. Ee, Merve Doğan'ı konuk alıyorlar ve anons yaparken de diyorlar ki işte böyle böyle bir şarkı var işte internetten çok yayıldı fakat farklı farklı insanlar bana ait diye çıkıyor. Bugün de o kişilerden birini ağırlayacağız. Hani şarkının sahibi olduğunu umduğumuz birini ağırlayacağız. Bakalım onun muymuş hani e, soracağız ona falan filan diye çıkarıyorlar bu kızı Merve Doğan'ı. Ama Merve Doğan kız diye mi çıkartıyorlar pasta? Hayır o zaman Kendini Merve Gökçek Doğan. Merve Hayır. Doğan diye çıkıyor değil mi? Evet evet aynen Merve Doğan. Ee, Merve Doğan çıkıyor. Bu şeyde programda şarkısını seslendiriyor orkestra eşliğinde bir fecaat bu arada yani korkunç bir şey. Çok kötü. Şey. Ya Paz, o şey kadar kötü ki gerçekten dinlemek istemezdim yani ama mecbur kaldım. Çok kötüydü. Kesinlikle çok e, utandırıcı bir şey yani başkası adına utanıyorsun dinlerken. Ee, ve işte zaten arkada Bülent Ersoy'un Arman Çağlayan'ın mimikleri. <laughs> Suratları. Oradan yani surat şekilden şekle giriyorlar. Sonra şey gördüm bilmiyorum Kutsi ile Bengi de şey yapıyorlar. E, dedikodu yapıyorlar. Evet, görüşüyorlar evet. dalga geçiyorlar falan. Kız da bu arada ya neyle katılmış bilmiyorum o elbise. Hani şey yorgandan yapmışlar herhalde. Acayip kötü bir elbiseyle katılıyor. Neyse sonra seslendiriyor falan. Geçiyor yerine oturuyor. Bu sefer Bülent Ersoy sorgulamaya başlıyor. Bu senin mi? İşte sen mi şey yaptın? Bak başkaları da söylüyor benim diye falan. Kız diyor ki... Şey, ee, şey diyor kaç yaşındasın diyor. Kız 16 yaşındayım diyor. E. Biraz iyisiniz. <laughs> sonra hatta Bülent Ersoy şey diyor. O zaman ben de... E, 20, 23, yaşındayım diyor. 23, 23 29, <laughs> 29 e, Ondan sonra şey kız da şey diyor. Doğrudur diyor. Bülent Ersoy diyor. Aa size bak doğru tabii diyor. <laughs> Bülent Ersoy aşırı komikti. komikte. Ee, herkesi genç görmek de bu arada o e, program izleyip şey oldu böyle üzücü. Arman çalıyor evet. Bülent Ersoy falan. Neyse kızla birazcık dalga geçiyorlar çünkü kız için aldatıcı değil kendi bir hikaye yazmış. İşte 26 Ocak 2006'da ben bunu kaydettim. Tarih vererek konuşmaya çalışıyor. Evet çok evet, yani çok, evet. çok belli yani gerçekten yalan söyledi ya da bugün bildiğimiz için belki öyle geliyordur bilmiyorum da. Bunlar da zaten çok ikna olmuyorlar falan ve kız şunu iddia ediyor. Merve Doğan. Bu diyor benim şarkım, benim bestam, bu da benim sesim diyor. Gökçe Kırgız'ın e, YouTube'a yüklenen o kaydından bahsettim ya. O benim sesim diyor. Sonra bunlar hiç inanmıyorlar ve önce işte kaydı e, ekrana veriyorlar. Şey e, televizyona veriyorlar. Onu dinliyoruz. Sonra diyor ki Bülent Ersoy hadi devam et sen de aynı tonla diyor. Kız da önce beceremiyor aynı tonla devam etmiyor. Ve diyorlar ki işte yok bu sen değilsin bak işte yapamadın falan. Hadi bir daha bir daha derken kız beceriyor. Benzer bir tonda söylüyor. <laughs> Fakat Arman Çağlayan, Bülent Ersoy ikna oluyor. Hatta Osman Taner Kır'a soruyor. Zaten Osman Taner aracı olmuş bu kızın programa çıkmasında. O bulmuş falan ya da kız ulaşmış bilmiyoruz o datayı. Kendisi o buldu falan gibi şeyler söylüyor da inanamıyorum yani pek kendisine. on söylediğinden dokuz yalan olduğu için. Biri şüpheli ee, zaten aynen. Kesinlikle. Ondan sonra işte e, soruyor Osman'dan Taner evet diyor işte ilk burada çıktığında orkestrasyonla söylediğinde o kadar kötü söyledi ki dedim ki bu kızın olamaz. Ama şu anda hani evet benziyor galiba o falan işte ben inandım falan diyor fakat Arman Çağlayan bir türlü ikna almıyor. Meğerse aslında Arman Çağlayan'a bu programa e, Merve Doğan'ın çıkacağını öğrenen Gökçe Kırgız çünkü Merve Doğan bir süredir ortalıkta bu benim şarkım diye gezdiği için hmm. Gökçe Kırgız haberdarmış. Ee, ve mail atmış. Siz böyle böyle birini çıkarıyorsunuz. Fakat bu şarkı benim şarkım. o e, Onun şarkısı değil diye bir bilgilendirme yapmış. Arman Çağlayan'ın da elinde e-mail'in çıktısı var. Çıktısı. A4'te. Evet ben bu detayı görmemiştim. Sonra Gökçe Kırgız'ı dinleyince şey yaptım. Ee, ve o yüzden de Arman Çağlayan pek inanmıyor. İşte Başkaları da var bilmem ne bir şey var diye. Ama o olay öyle kalıyor. Sonra Merve Doğan. Ee, bütün kariyerini bunun üstüne inşa etmeye karar veriyor çünkü böyle e, diğer asıl Gökçe Kırgız gerçek Gökçe Kırgız arka planda kaldığı için ve bu işlerle çok ilgilenmediği için ortalık Merve Doğan'a kalıyor meydanı boş oluyor kesinlikle ve işte programa falan da çıkmasının da etkisiyle bir yerlerde sahne almaya başlıyor Gökçe kız da o zamanlaştı. Işte üniversite öğrencisi ona bilgiler geliyor işte senin adına bak sahne alıyormuş bilmem ne diye ama bu e, Almanya'da uğraştığı dava sebebiyle artık kız böyle genç yaşında böyle büyük büyük evet, isimlerle evet. davalarla uğraşmaktan çok sıkılmış çok zor zamanlar geçirmiş ve artık gerçekten e, sıtkı sıyrılmış yani uğraşmak istemiyor böyle elinden geleni yapıyor i̇şte mekanları arıyor diyor ki Böyle böyle birini çıkarıyorsunuz ama o ben değilim falan filan. Çünkü Merve Doğan o sırada sahne ismi olarak mekanlara ben Gökçe Kırgız'ım demeye başlamış. Evet. Çünkü niye? YouTube'daki kaydın şeyi evet, evet. Gökçe Kırgız diye. Sonra bu böyle bir şey olunca, ikili olunca yani işte ikilik karşı çıkınca Gökçe Kırgız bir şeyler yapmayı deneyince falan. Merve Doğan da diyor ki madem öyle diyor ben de Gökçe Kırgız ismini alayım diyor. Mahkeme kararıyla Gökçe Kırgız oluyor. Merve Doğan'ı boş evet. veriyor. Böylelikle kızın hem şarkısını hem bestesini, her şeyini ve ismini de çalmış bir halde resmen e, Identity Theft is not a joke, Jim yani hani. <gülüyor> <gülüyor> evet sonra. Aynen öyle. E, bir de sadece ismini çalmak değil, kendi isminden vazgeçmek. Bak orada öyle de bir detay var. Bunun babasıyla olan muhabbetlerini falan anlatıyor kendi söylemi. Babası acayip karşı çıkıyor. Şimdi şeyi düşünüyorsun. 16 yaşındaki bir kız. Bülent Ersoy'un olduğu bir programa çıkacak değil mi? Ebeveynleri birileri ya bunun arkasında hani git kızım diyor, inanıyorlar ya birileri Hı -hı. ya bir şey olması lazım. Reşit değil veya hani büyük büyük insanlarla nasıl bir araya geliyor falan diye düşünüyorsun. Bir röportajında şey diyor e, Merve Doğan işte ben babam çok e, istemedi hiç çıkmamı çok engel olmaya çalıştı. Ben bir şekilde çıktım. İşte ismimi değiştirdiğim babam haberi yoktu ismini değiştirdiğimden onu soyadını bıraktım da işte çok bana cephe aldı, küstü, benim için bir travma oldu o falan. Ondan sonra diyor ki benim akıl hocalarım vardı, çok tehlikeliydiler, işte e, şu anda burada söyleyemiyorum onları bir röportajında işte bu şekilde söylüyor e, ama diyor işte onlara da uydum onların yüzünden oldu mecbur bırakıldım falan gibi lafları var ama hangi birine inanacaksın hiçbir söylediği doğru Aynen. değil ki yani. Ben de o noktadayım vallahi ne yalan söyleyeyim çünkü hani belki ailesi de destek oldu belki ailesi kızını evet. kızlarını star yapmak istedi değiştir kızım dediler. bilmiyoruz gerçekten yani hani bu dediği hiçbir şey inanamıyorum maalesef ki. Şimdi hızlıca geliyorum günümüze kadar getireceğim şimdi. Bu Gökçe Kırgız ismini, pardon Merve Doğan ismini Gökçe Kırgız yaptı ve asıl Gökçe Kırgız bir şekilde hayata devam ediyor falan. 2020 civarlarında gerçek Gökçe Kırgız artık yani zaten müzikle hobi olarak uğraşıyor. Birazcık daha bu işi profesyonelliğe taşımak istiyor, birazcık daha işte ismini duyurmak istiyor. Zaten evet. senelerce açtığı Facebook hesapları falan da var ve bu e, da, iş, e, ay konuşamadım, isim davası meselesini bilen takipçileri, böyle sıkı takipçileri de var. Ee, i̇şte Instagram'da hesaplar açıyor bilmem ne sahte Gökçe Kırgız ihtarlar gönderiyor Instagram'a bu kişi beni taklit ediyor diye başvurular yapıyor evet. ve gerçek Gökçe Kırgız'ın hesabı taklitten 6 kere kapanıyor bugüne kadar yani inanılmaz bir pişkinlik gerçekten hem ismini çal hem şeyini evet. zalimlik çal Zalimlik hem... ya Çok büyük bir zalimlik gerçekten bu arada o Merve Doğan'a da geleceğim birazdan da şunu bitireyim. E, bu arada gerçek Gökçe Kırgız dünyanın en düzgün, en efendi insanı. Yani gerçekten inanılmaz tatlı bir insan. Zaten şey diyor, ben diyor ün, ünün peşinde değilim, star olmak falan istemiyorum. Ben müzik yapmayı seviyorum. İşim birazcık daha arka planında kalmak. Belki hani besteler yapıp, sözler yazıp başka insanlarla seslendirebilir. Ben star olmak gibi niyetim yok. Yani hiçbir zaman da yoktu, hala da yok falan diyen biri. Bu işin peşinde değil yani Olabilirdi bilirdi bu arada ama değil. Ee, neyse evet. ondan sonra e, 2020'de bu hesapları hesapları kapanınca artık bununla uğraşmaya karar veriyor. Öncesinde işte e, zaten bir dava açması falan lazım. E, bu arada şöyle e, Merve Doğan ismini Gökçe kırgız yaptığı zaman aslında asıl Gökçe Kırgız'ın gerçek Gökçe Kırkızın e, itiraz etme hakkı varmış ama bu hak bir, bir senelikmiş ve bunu Allah Allah. evet bunu 2 sene sonra öğreniyor yani ismini değiştirdiğini bilmem neyi 2 sene sonra öğreniyor avukata danış avukat da diyor ki yani bir sene bir süren vardı itiraz etmek için artık bir şey yapamazsın tazminat davası falan açman gerekiyor diyor. O zaman da işte yeni evli işte çocuğu olacak falan öyle bir durumları var. Şey yapmak istemiyor. Böyle bir bütçesi yok. avukatlarım bilmem nelere koşturacak bir hali yok. Çok normal. Ee, yapmıyor zamanlar sonra 2020'de artık işte instagram hesapları kapanıyor ön, yoluna taş konuyor yani bu kadar büyük bir haksızlık falan seneleri zaten kızcağızın böyle geçmiş falan ee, o yüzden de 2020'de diyor ki tam ben bununla uğraşacağım ee, ve işte avukatlarla çalışmaya başlıyor ve Merve Doğan'a yani sahte Gökçe Kırgız'a dava açıyor tazminat davası manevi, maddi ve itibar şeyleri, işte suçlarını içeren bir dava bu. Para tutarı söylüyor mahkemeye, sonradan değiştiriyorlar diyorlar ki siz hesaplayın, mahkeme olarak benim bugüne kadarki hani zararımı hmm. siz karar verin, ama ben bir yazılı özür istiyorum falan diyor. Sonra bu süreç içerisinde, mahkeme süreci içerisinde e, sahte Gökçe Kırgız ee, şeyini yapmaya devam ediyor yani hayatına devam ediyor bu arada o gökçakır kız bir isim yapmış zaten yani hani o detayı atlamayalım ben tanımıyordum bilmiyordum ama e, zaten kendisi bir social climber yani hani sosyal şeyi sınıf atlama hevesi sınıf atlama doğru tanım olmuyor ama mesela işte gitmiş bir Canbali ile bir şekilde tanışmış ee, evet. sonra Seren Serengil çocuğunu düşürdükten sonra hastanede onu ziyarete gitmiş Seren Serengil kızı tanımıyor bile <laughs> Böyle de bir tip yani. orada hesap edin nasıl biri olduğunu. Ee, bir cambalinin arkadaşım dediği bir insan haline gelmiş falan ve işte bilmem nerelerde, Kıbrıs'larda, şuralarda, buralarda sahne alıyor. Birçok da single falan var. Ee, ondan sonra e, Sahte Gökçe Kırgız magazin programlarına çıkmaya başlıyor. Öyle olunca Gerçek Gökçe Kırgız yeter artık diyor. Normalde magazin programına çıkmak istemiyor. Bu işi mahkemede halletmek istiyor. Ama anladığım kadarıyla söylemezse olmaz. Biraz baskı yapıyor ona şey diyorlar çünkü. E, ya sen yalan mı söylüyorsun o zaman? Hani niye çıkmak istemiyorsun ki falan diyorlar. Evet. O yüzden tamam diyorlar. Çıkıyorum diyor. Önce bir telefonla bağlanıyor sonra stüdyoya konuk oluyor. E, öncesinde Sahte Gökçe Kırgız'ı seren seren bir Bircan Bali Arto üçlüsü biraz terletiyorlar hani ve bu arada ağız değiştirmiş seneler içinde ilk halinde Merve Doğanken o Bülent Ersoy'un programına çıktığı zaman bu ses benim bu kayıt benim diye tabii, iddia tabii, ediyordu tabii. sonra da e, şuna çevirmiş İşte o kayıt benim değildi fakat şarkı benim bu Gökçe Kırgız benim şarkımı okudu ve sahiplenmeye çalıştı ben de gençtim hata yaptım gittim işte dedim sen madem benim şarkımı çalıyorsun ben de o zaman senin ismini alıyorum dedim ve isim Gökçe Kırgız olarak değiştirdim diyor. <laughs> <laughs> Çok pişmanım bu benim cezam falan filan diyor. Ama yani her halinden belli yalan yani nasıl diyeyim sana. Ee, diğer tarafı mağdur oldu su götürmez bu gerçek kime inanırsanız inanın. Zaten e, Bircan de kendi arkadaşı olmasına rağmen falan programda şey yapıyorlar inanmıyorlar. Sonra gerçek yokça kırgız çıkıyor anlatıyor falan herkes de böyle üzülüyor kızlarına. Hatta Seren Serengi böyle avuk şey tavsiyeleri hukuk tavsiyeleri falan vermeye başlıyor. Sonuçta bugüne geliyorum ve konuyu bağlıyorum bugün bu mahkeme sonuçlandı bugün değil tabii geçen hafta olması lazım sonuçlandı ve mahkeme kısmi olarak şeyi haklı buldu gerçek Gökçe Kırgız'ı haklı buldu 70 bin 485 lira maddi 75 bin lira manevi tazminat 1000 lira da itibar tazminatını ödemesine karar verdi mahkeme sahte Gökçe Kırgız'ın fakat bu yazılı özür talebini de reddettiği için işte kısmi e, şey kab kısmi kabul etti diyoruz. Ve avukatı da şöyle demiş bu arada mahkeme çıkışında. Gerçek Gökçe Kırgız'ın avukatı. Şükür adaletin işlediğine şahit olduk. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Evet çok çok yürek burkan bir hikaye. İnanılmaz bir hikaye evet. ya. Ya yani çok yani gerçekten bir insanın e, nerelere kadar sınırları zorlayabileceğini görüyorsun. Bir de hani şimdi günah çıkartır gibi çıktığı programlarda şey diyor yani e, Merve Doğan markasını yaratmamak benim en büyük pişmanlığım diyor mesela keşke diyor o zaman kendi ismimle çıksaydım şimdi ben bir marka yarattım markam elimden gidiyor diyor Gökçe Kırgızı ben yarattıma getiriyor yani evet. o kadar şey ki, Seda Sayan da diyor Seda Sayan olarak ad, onun gerçek adı işte Aysel diyor o da Seda Sayan oldu diyor. yani kıyasladığı şeye bak sonuçta sen çökmüşsün yani birisinin şeyine ismine hani şarkıyı geçtiğinde tabii, tabii. kişiliğine neredeyse bu böyle isim değişikliği ben sahne adım Gökçe Kırgız diyerek çıkabileceğim bir şey değil yani. Değil kesinlikle değil. Ki yani sen zaten ilk başta mekanlara çıkmaya çalıştığın zamanlarda bakın benim YouTube'da şarkım ben bu kişiyim. YouTube'da şarkım bu kadar izlendi. Şu an kaç milyon bu arada inanılmaz yani. Bu kadar izlendi, dinlendi. Ben buyum o yüzden sahne alacağım diyerek başlamıştın bu işe sonra ismini değiştirmeye kadar gitmişsin. Kızım bütün hayatını çalmaya çalışıyorsun bir nevi yani. Toplum gözünde Gökçe Kırgız sen oluyorsun. Bu nasıl bir şey ya yani? Hani sen orada ben markayı yarattım falan diyemezsin yani. Belki Gerçek Gökçe Kırgız'a şey verilse böyle bir marka yaratmayacak. Yani zaten kızın göz önünde bir insan olmak gibi bir niyeti yok. Bir de üstüne evet. olsa bile böyle mi yaratırdı mesela hani çok farklı insanlarsınız <laughs> baktığında hani belli ki çok anlaşabilecek insanlar da değilsiniz. Kendisi de söylüyor. Gerçek Gökçe Kırgız'ın hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum kendisiyle diyor. Aynı bakış açısına sahip değiliz falan diyor. Da ister miydi bakalım senin gibi bir insanın Gökçe Kırgız adına bir marka yaratmasını? İstemazdı. Hayırdır ya? Yani neyin hakkı bu? Aynen öyle. Bir de şeyi söylüyor. E, yine çok güncel bir röportajında şey demiş babasına ilk böyle 16 yaşında falanken. Babacığım bir şarkı problemi var. Yedirmeyeceğim kimseye o şarkıyı demiş. Hmm. Çok hırslıydım o zaman da. Açıklama da bu yani. Hani şarkıyı bulmuş, görmüş, bakmış ki bu ortada boş dolanan şarkı. Kimseye yedirmeyeceğim mantığıyla çıktı. Bunu da ağzıyla da söylüyor yani. Ya çok işte enteresan ya. çok çok kötü çok pişkinlik gerçekten hayata o kadar pişkin bir insan uzun zamandır izlememiştim yani hani bir açık buldum Haydi ben bunun üstüne ün, ün yapacağım ve yapmış da yani ki o ne kadar hırslı bir insan oldu belli kurduğu ilişkilerden o bir can balilerle bilmem kimlerin yanına yaklaşmasından çok belli ve ben şunu anlamıyorum bak Dilan Polat olayında da aynısı vardı Dilan Polat gidiyor ya işte e, evet, ilk evet. Esra Bal Balamira falan diyoruz. Balami. ...hani sizin doğum fotoğraflarınızı çekeyim, sizin fotoğraflarınızı çekeyim. Ece Erkenler bilmem neler bunlara yaklaşıyor. Birçok ünlü isimle Yeliz Yeşilmen falan kanki oluyor işte. Şeye kadar geliyor biz rakı sofralarında birbirimize derdimizi anlatıp ağlaşıyorduk falan diye Yeliz Yeşilmen'in anlattığı şeyler var. Ben şunu anlamıyorum bu kadar böyle fırsatçı e, insanlar varken çevrenizde bu kadar ünlü insanlar için konuşuyorum yani hani. Nasıl böyle yaklaştırıyorsunuz, güveniyorsunuz, arkadaşım diyebiliyorsunuz? Ben çok anlayamıyorum ya. Yani bir akılsızlık ya mıdır? Işte Karşılık mı çıkar mıdır? Pol evet. canım yani. Hayır Doğru. insan her zaman ister etrafında ona böyle biat edecek. Hı -hı. Onu sen çok güçlüsün işte benim elimden tut ablacım ya da işte. Onun anladın mı? O aurasını Hı -hı. sürekli polpollayacak pol insan arıyor demek ki yani. hani Belki biz olsak biz de öyle olacağız bu arada. hani Yargılamak için konuşmuyorum. Bu alan memnun, veren memnun durumu bence. Doğru doğru haklısın. Çünkü kendi gibi ünlü olan arkadaşları hani onlar da bir e, dival konteksinde. Ve tabii aynı seviyede. Evet. Aynen, aynen. Zaten şey bu Hollywood ünlülerinde de çok var. Bir böyle bir ekran önü arkadaşlıkları oluyor. Şimdi gelecek video için birazcık spoiler olsun. Hayır. <laughs> ekran önü <laughs> işte poz verdikleri kırmızı halılarda bilmem ne yaptıkları falan bir grupları oluyor. Tamamen PR için. Hani özel hayatlarında çok konuştukları insanlar da değiller ve oralara böyle zaten menajerler aracılığıyla falan hatta Şöyle şeyler oluyor Anneko mesela atıyorum zamanında küslüğüm bir arkadaşın var ama işte sizin ikinizin de fan kitleleri çok ortak ve sizin arkadaşlarınızı çok seviyorlar sonra beraber poz mu vermek istiyorsun işte aranızın kötü olmadığını mı kanıtlamaya çalışıyorsun menajer menajere yazıyor hadi gelin işte şöyle bir şey yapılsın ee, bir tweet at attıralım şeye atıyorum i̇şte Anneko'ya attıralım işte pasta doğum günün kutlu olsun desin. Diğeri de cevap versin. <laughs> hani şey böyle bir tatlış bir an yaşayalım. Çünkü bizimkinin albümü çıkacak falan hani. <laughs> sen evet. bir sonraki videodan spoiler mı veriyorsun şu anda peki? biraz öyle yapıyorum <laughs> biraz öyle yapıyorum yani bir böyle bir arkadaşlıkları var bir de arka planda ünsüzlerden oluşan tamamen ünsüz arkadaşları ve tamamen işte o starı, o grubun starı onlar olacak evet. İşte herkes onun peşinde pervane bilmem ne biraz da asistanları gibi takılıyorlar falan bence evet. orada bir üçüncü evet. kategori de var ama böyle çok küçüklüğünden gelen gerçekten böyle bütün çıplaklığıyla kendini ortaya koyabildiği bir grubu da vardır bir de belki böyle yanda dediğin gibi daha kendini iyi hissettiği insanlar Hı -hı olabilir. Ya zaten bak aklı başında çok ünlü insanlar tabii şu an Hollywood ünlüleri bilmem ne aklı başında olanları eğer çocukken ünlü olmadıysa çocukken evet. ünlü olmak zaten çok büyük bir bela evet, evet, yani hayatı bitti yani. Evet, evet. Evet. E, eskiden sağlam arkadaşlıklarını tutuyor eğer şey değilse ünlü evet. olunca acayip uçup kaçmadıysa hani götü kalkmadıysa tutuyor e, ama işte aklı başında olmayanları şey hani size artık ihtiyacım yok deyip hadi bir sonraki evet. artık ben star hayatıma geçiyorum falan filan diye bir şey yapıyorlar Böyle deyince aklıma Meghan Markle da geldi bak. Geçeyim mi? <laughs> Benim de geldi. Geç. Şimdi Ay ben çok konuştum ya Aneko. Sen Meghan Markle'la ilgili söyleyeceklerini söyle de ben sonra bahsedeyim. Ya Meghan Markle çok enteresan bir kişilik. Ben şeyi anlayamıyorum şimdi bir yerlerden bir araştırma ihtiyacı duyuyorsun tabii ki. İşte bir yere bakıyorsun belgesel izliyorsun, YouTube'a giriyorsun. Hep şey böyle iki taraf, iki kutup gibi olduğu için ben objektif bir şey bulamıyorum. Ya Meghan Markle sonuna kadar yeren böyle inanılmaz bir cadı böyle herkes etkisi altına alan manipülatif narsist bir kişilik var bir anda ve böyle videoda anlatıyorlar işte şöyle yapmıştı zamanında işte Harry ile tanışırken Diana'nın parfümünü sürmüştü evet. çünkü onun annesiyle <laughs> yani nereden nasıl olabilir mi gerçekten böyle bir şey ya da Harry'nin beyanıdır belki annem gibi kokuyordur falan da demek. doğru Yok, da olabilir şey yani olmuş, anladın bunların mı? Bunların çevrelerinden biri magazine tüyo vermiş hani ee, ama bu arada neyse sen devam yani, et işte bu da nereden bileceksin ki doğru mu tabii. değil mi anlamıyorum işte tabii, tabii. o yüzden Meghan Markle hakkında kendi beyanlarına da inanmıyorum. Yani ortada bir gerçek var Harry'nin söylediği. Ee, ben karımı seviyorum ve hani onun kararlarına saygı duyuyorum. İşte ona da bir kadın nefreti olduğunu görüyorum falan filan gibi. Ben yani burada Harry'nin beyanlarına bakıyorum. Benim için de Harry okey. Okey ne bileyim yani bilmiyorum. Hani çok kafam karışık Meghan konusunda ama çok fazla fanatizm yapılan bir kadın olduğu için doğru bilgiye ulaşmak da çok zor bence. Seveni çok var mı ya fanı? Gelmiş, e, sev, se, bence şöyle seveninden ziyade e, şeydir hani bu kraliyete baş kaldırma olayını benimseyip buna çok okey olup Hı -hı. buradan dolayı kadına hani e, evet. e, sempati duyanlar olabilir. Yoksa kişiliğini Doğru, tanıyıp seven var mı onu bilmiyorum ama böyle genel olarak baş kaldırdı vesaire bir şeyler yaptı yani o Hı -hı. açıdan takdir edenler bence var yani. E şimdi bu konuya girmeden önce şeyden bahsedeceğim. E, bu magazin sitelerine tüyo veren insanlar falan oluyor ya çevrelerinden Hı -hı. biri şöyle şöyle dedi falan onunla ilgili şöyle bir şey var şimdi e, TMZ işte Entertainment Tonight mı? iyi e, e var ya böyle E, evet, e, evet, e ünlem e, e, yani. e, bunlar gibi çok büyük magazin siteleri var bunlar zaten bütün toplum algısını işte şeyi, ünlülerin Tabii, prestijini yönlendiren siteler bunlar ve işte şeyler basın organları Bunlar zaten belli ünlülerin çoğu ünlünün menajerleriyle birebir çalışıyorlar. Onlardan tüyo alıp işte tüyo alıp derken yani menajerleri onu o gün nasıl şey yapmak istiyorsa topluma yansıtmak istiyorsa nasıl bir haber çıkmasını istiyorsa öyle bir şey veriyor zaten düzenli anlaşmaları var gibi bir şey ve bununla ilgili en böyle ünlü en bilindik şey de Chris Jenner zaten işte TMZ'nin sahibi olan adamla kankalar ve atıyorum bir kardeşinler Jenner'larla alakalı bir PR krizi yaşandığında ya da atıyorum yeni işte bir şeyler çıkacak markaların yeni ürünleri bilmem ne hemen böyle şöyle bir haber sokalım işte şu şunu aldatmış bunu haber yapın da biraz konuşalım konuşulalım falan diye şeyler haberler çıkarttırıyorlar Şimdi bu tüyo verenlerle alakalı şöyle bir şey öğrendim. TMZ gibi çok büyük siteler bu tüyoları durduk yere almıyorlar yani senin elinde çok güzel bir bilgi var atıyorum bilmem kim bilmem nesinden duymuşsun Hı -hı. E, sallıyorum Meghan Markle şöyle şöyle bir şey demiş bir queen'e falan gibi diyorlar ki sana bir kanıt getir kanıtın ne olduğu çok önemli evet. değil bu arada yani photoshoplu da olabilir bir şey de olabilir falan fark etmez ama sen kimsin no name birisin ben senden aldığım tüyoyu basıp itibarımı zedelemem o yüzden bana bir kanıtla gelmen gerekiyor o yüzden bu tüyo şeylerinin büyük bir kısmı doğru. Ben buna kanat getirdim. Bilmiyorum. Hmm. Aynen. Ya da ya doğru ya da menajer menajerin yaptığı bir şey hani ya da full yalan hani şey gibi değil yani hani ortalığı karıştıran birileri vardır işte nonen birileri ortaya tüyo salıyordur falan gibi değil onun arkasında bir şeyler var ve hmm. Meghan Markle'la da alakalı işte o Diana'nın parfümünü sıkmıştı falan Tabii ne kadar doğru bilemem de. şöyle bir şey var. Meghan Markle tam bir işte az önceki bu Merve Doğan gibi tam bir social climber dediğimiz insan tipi ee, işte oyuncu mu oyuncu ama işte Suits kaç sezon dört sezon falan yayınlanıyor ve yayınlandığı dönemde de öyle çok büyük olay olmuyor şu an biraz daha popüler tekrar tekrar izlenmeye başlandı falan zaten işte Suits oyuncuları da Golden Globes'a bir araya geldi onu konuşacağız ee, ve işte Meghan Markle'ın hep hedefi böyle İngiliz aristokrasisine birazcık ya da işte illa kraliyet olmasına gerek yok ama daha böyle güçlü kişilerle tanışmak, e, oradan biriyle evlenmek falan. Böyle söyleniyor bu arada. Tabii ki literal almayın hani, yüzde yüz doğru almayın ama böyle söyleniyor. Ve hatta şöyle bir dedikodu da var. E, o dönemlerde, şimdi Yech yet Girl, Yechink falan diye bir şey var. Bilenler biliyordur ama bilmeyenler için anlatayım. Ya bu işte ünlülerin, e, pardon özür dilerim. Ee, çok zengin e, aristokrat ya da işte atıyorum Arap şeyhi falan gibi insanların yat tutup bu yatlarda ünlü modelleri, oyuncuları e, para karşılığında ağırlaması ve tabii ki orada bir şeyler yaşaması bu insanlarla böyle bir konsept var maalesef. Yani bu endüstrinin aşırı kirli olduğu malumumuz zaten bu da bir yüzü. E tabii yat işi birazcık şey hani sembolik. Başka yerlerde de oluyor. Mesela bu e, Dubai'ye gitme olayları var ya Türkiye'dekiler evet. de çok yaptılar. Doğruydu gerçekten hani o artık hani şeyi bilemiyorum. Orada neler yapıldığıyla alakalı çok böyle komple teorisi var şeyler var. Do onlar da doğrudur eminim ki ama e, neyse sonuç olarak buraya bir sebepten gidiliyor. Orada bir akşam yemeği yeniyor, beraber olunuyor falan ve karşılığında hediye ya da çok büyüklü miktarlarda para alınıyor. Bizim işte dandik influencer'lar eee ne kadar alıyordur bilemem ama düşünün ki Kendall Jenner'lar, Gigi Hadid'ler ne kadar alıyordur. Hani oradan böyle bir hesap edin ve hatta şöyle bir iddia da var. Bir şarkıcının, ismini vermeyeceğim çünkü ya bilmiyorum da bilirim Ariana Grande için söyleniyor, söyleyeyim. Yani yalan olabilir diye ismini vermek istemiyordum. Ee, bir işte işi, işte konsere mi bir şeye çıkacak, bir yerde boy gösterecek falan. Ondan alacağı paradan daha fazla para teklif edildiği için Dubai'ye gittiği söyleniyor. Böyle bir durum var. Meghan Markle'ın da o dönemlerde bunu yaptığı düşünülüyor. Ve bu sadece para kazanma yöntemi de değil, birazcık aslında çok ünlü, şey çok zengin ve güçlü insanlarla bağlantı kurma yöntemi. İşte oradan menajer de edinebiliyorlar, bir, takım kontaklar falan, ha, kariyerlerinde çok işe yarayacak insanlarla maalesef bu şekilde tanışıyorlar falan. Ve şöyle bir teori var, bu tamamen teori belki Meghan Markle bu yaş girl olduğu zamanlarda buralara gittiği zamanlarda Jeffrey Epstein'in bir numaralı müşterisi olan Prince Andrew'la <laughs> tanışmış olma ve onun aracılığıyla şeyle Harry ile date ayarlaması ihtimali teorisi diyeyim bilemiyorum tabii tamamen iddia <laughs> yani ben de bilemedim ama mesela şöyle bir gerçek var sen de görmüşsündür zaten eski bir arkadaşı şimdi ismini hatırlamıyorum çıkıp Megan hakkında röportaj verip şey diyor yani çok diyor insanları kullanan fırsatçı biridir diyor sizinle işi bittiği zaman size bir daha şey yapmaz diyor görmez konuşmaz sizinle diyor herkesi siler diyor yani zaten social climber insanların en böyle bilindik özelliği yani geçmişi silip atıyor çünkü bir üst seviyeye çıktı ve şöyle bir şey var Golden Globes'ta oraya geleyim hemen. Golden Globes'da işte bu Suits dizisi, Meghan Markle'ın oynadığı Suits dizisinin oyuncuları bir tekrar bir araya geldiler. Aray. Aynen ve bir ödül sundular. Fakat Meghan Markle yoktu. Ve diğer oyuncular Meghan Markle'ı belli ki çok sevmiyorlar. Çünkü Meghan Markle nerede diye sorulduğunda ki gelmemesi çok büyük olay aslında yani. yani. Herkes orada çünkü. Ana kadro dört kişiler. Beşinci de Meghan Markle olması gerekiyor. Sorulduğunda kadın şey diyor, oyunculardan bir tanesi. Bizde numarası yok ya diyor. Yani işte <laughs> oradan anlayın. Şimdi Golden Globes'a da aslında birazcık girelim istiyorum ama öncesinde yine bağlantılı anlatacağım bir şey daha var. ya Bugün çok doluyum fark ettiysen. Dolu dolu bir programla karşınızdayız. <laughs> ne güzel. Şimdi Andrew'dan, Prince Andrew'dan ve Jeffrey Yapsin'den bahsettik. Videoyu izlemişsinizdir zaten. Evet çok güzeldi. Değil mi? Teşekkür ederim. Ben de beğendim. Kurguda çeşitli oyunlar falan yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Gossip Girl izliyorum tekrar birçok insan gibi Netflix'e geldi ya tabii yavaş yavaş izliyorum. Evet. Ee, orada da şey bölümlerine geldim. Şimdi Chuck e, bir e, kart alıyor. İşte bir, aslında şöyle oluyor bir sabah uyanıyor ve geceden bazı flashbackler hatırlıyor. Ve işte çok güzel bir kadınla maskeli bir kadınla beraber olduğunu ve böyle bir evde grup seks gibi bir ortamda olduğunu falan Eyes Wide Shut e, izleyenler anlamıştır öyle bir ortamda olduğunu e, hatırlıyor sonra bu işi araştırmaya başlıyor ve bir kart buluyor İşte kartta bir adres var falan adrese gidiyor adreste kimse yok boş bir ev falan sonra araştırıyor ve öğreniyor ki New York'ta Gentleman's bir tane Gentleman's Club varmış gizli her seferinde başka Hı -hı. bir mekanda toplanıyorlar ve üyeleri inanılmaz aristokrat, iş insanları, şeyler falan böyle aristokrasiden insanlar falan çok güçlü adamlar üyeleri ve bir takım burada çalışan kadınlar var, seks işçileri var yani. Ee, her seferinde bu kişilere bir kart gidiyor, farklı farklı yerlerde işte bu, bu hafta şurada toplanıyoruz falan gibi oraya gidip maskeleri takıp e, eyes wide chat ortamı yaşıyorlar. Ve işte o çakın e, katıldığı gecedeki şeyi tekrar ziyaret ediyor ya Manhattan'daki o evi dedim. Evet. Jeffrey Epstein'in Manhattan'daki malikanesine inanılmaz benziyor. Aa, ya zaten, şaka yapıyorsun. Evet aşırı benziyor. Ya zaten şöyle hani tabii ki e, şey şimdi burada Simpsons teorisi kasanlar gibi bir şey yapmak istemiyorum. Illuminati falan demeyeceğim de. <laughs> hani e, Manhattan'daki o büyük çok işte zenginlere ait olan e, işte üç katlı, dört katlı malikane şeyleri birbirine benziyor. Yani kapıları mapıları böyle devasa falan benziyor yani. Hani onda bir şeylik yoktur herhalde ama yine de yani çok ilginç gerçekten ve bunların bu kadar biliniyor oluşu Bu işte arkada dönen dolaplar işte bu erkeklerin ki hani Chuck'ın case'inde Gözük Göl'de anlatılan da underage kızlar işte 18 yaşından küçük <laughs> kızlar gibi bir detay yok tabii. Öyle bir konuya girmiyorlar yani zaten ama yani bunlar böyle çok dünyanın içerisinde var olan kirli bir taraf ve hani Jeffrey Epstein'le beraber patladı bir tık ama işte Pizza Gate falan filan da konuşulmuştu. Yani şey böyle birazcık moral bozucu bu kadar göz önünde olması. Çok ya evet evet pasta aynen. Kesinlikle yani hiç korkutucu, ürkütücü ne bileyim ya çok böyle kanım dondu zaten senin videoyu da izlerken. Olay zaten komple kan dondurucu. Hepsi birer birer bir de hapishanede ölüyorlar falan. Ne evet. Ay. Aman gebersinler de yani gerçekten şey hani dahil olmayan kaç kişi kaç tane bürokrat bilmem ne var ya da aristokrat var bilmiyorum yani dahil olmayan diyorum yani herkes işin içinde herkes o evet. yüzden birbirini kolluyor. Bilip de hani, Susan da bence dahil olmuş kadar var zaten yani. Bence de öyle. Ama şöyle de düşün şimdi atıyorum modelsin bir şeysin falan böyle ortamlara çağrılıyorsun. Jeffrey Epstein'in kezi birazcık daha ekstrem de bu yat olayını yetin yeah, gör falan dedim ya. Çağrılıyorsun ediliyorsun falan sen gitmiyorsun diyelim ki. Ama etrafındaki bütün ünlüler neredeyse gidiyorlar. Bu sektörün böyle bir şey olduğunu öğreniyorsun. Ve atıyorum evet. orada 18 yaştan küçük insanların da olduğunu falan öğreniyorsun. Ama yani herkes biliyor hani böyle şey gibi düşün ya Harvey Weinstein var ya. Evet Şerefsiz işte şey evet. Hollywood prodüktörü. Herkes dinliyordu... Yapımcısı Aynen. yapımcısı pardon aynı şeyin gerçi neyse. Herkes dinliyordu ve evet. susuyordu. Filmlerinde oynanıyordu. Çünkü işte diyorlar ki ben oynamasam başkası oynayacak ve evet, buradan evet, bütün filmlerin evet, evet. yapımcısı falan ya böyle şey gibi. oraya girdikten sonra tek başına sesini çıkarman bir anlam ifade etmeyecek, senin kariyerini bitirecek ve bir şeye yarayacak mı belli değil. Yani Me Too hareketi o yüzden önemliydi. Evet. Yani herkes sesini evet. çıkardığı için artık gerçekten şey oldu. Bir hareket haline geldi ama tek bir kişi olarak etkin olmayacağını düşündüğünden ve bir şekilde vicdanın da yani vicdansızlayarak belki hani gece uyuyamayarak belki bu işin içinde kalmaya devam ediyorsun. Bilerek susmaya devam ediyorsun diye anlıyorum. Ben de öyle anlıyorum. Kaldı ki mağdurları da zaten ses çıkarmaya çalışıp susmak zorunda kalanları var tabii, yani tabii, aldık yani tabii. tanık olmak ayrı bir şey bilmek bir de mağdur olup da böyle hiçbir şey yapamamak çok çaresiz hissettiriyor olmalı kesinlikle yok mağdurların niye sesin çıkarılmadığı falan çok bariz zaten onlara hiçbir şey demiyorum da birazcık şey gibi düşündüm hani ismi de olan aslında kendisi de Hı -hı. güçlü oyuncu, mu oyuncu Hı -hı, model gibi hani evet, evet, yere gelmiş bunu. ama artık yani o kadar normal ki bence bu insanlar ünlü olduklarından itibaren öyle şeylerle maruz kalıyorlar öyle şeyler görüyorlar ki. Bize böyle wow işte neler oluyor inanılmaz iğrenç Hı -hı. hani evet, evet, aşağılayalım normal derdest çok normal geliyor bence maalesef. Nereye geçeceğim? Şuraya geçeceğim. Golden Globes diyelim artık birazcık evet, diyelim. moduyu yükseltelim. <laughs> Şimdi Golden Globes bu sene neden konuşmak istiyoruz da gelecek olursak bu sene çok eğlenceliydi. Herkesin bildiği bazı olaylar da oldu biraz o yüzden üstünden geçelim Geçelim. Şimdi önce bir Selena Gomez Taylor Swift dedikodu olayı. Ay o çok enteresandı ya. Değil Bana ama. ben şey anlat istersen de sonra yorum yapayım. Tamam çok hızlı anlatayım. Zaten görüntüyü de getirdim şu an. Ee, Selena Gomez Golden Globes sırasında kameralar onları çekerken muhtemelen farkında değil Taylor Swift'in yanına koşuyor. Yanında Taylor Swift'in arkadaşı da var. Kylie Jenner diye bir kız. Ee, o da oyuncu sanıyorum ki. Yanına koşuyor ve e, bir dedikodu veriyor. Çok bariz bir şekilde kulağına bir şeyler söylüyor. Ve şey Taylor Swift ile Kelly Sperry'nin de tavırları, şeyleri, tepkileri bayağı olay oluyor. Ne dedi acaba diye. E, ve sonra dudakları okunmaya başlanıyor. ve dudakların okunmasının dışında Kelly Sperry'nin ses aç bizlerseniz eğer e, evet, şey dediği evet. duyuluyor. With Timothy diyor. Orada With Timothy net bir şekilde aşırıyor. diyor. Çok net bir şekilde duyuluyor yani bildiğin. Ve işte dudak okuyanlar da diyorlar ki Selena Gomez, Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek istemiş. Fakat Manitası Kylie Jenner izin vermemiş ve bu bilgiyi veriyor diye bir dudak okuması şeyleri, uzmanları bilmem neleri böyle söylüyorlar. Uzman olmaya gerek yok ya. Birebir bunu söylüyor zaten belli oluyor. Bir de bunu şey farklı bir şey gibi anlatmaya çalıştı sanki değil mi? Ben aslında orada başka bir şey söyledim onlara şey, falan Evet gibi. şey dedi. İki tane işte tanıdığım bir iki tane tanıdığım kişi takılıyorlarmış işte beraberlermiş falan. O, o dedikoduyu verdim ben aslında falan dedi. Abi bunu niye bu olduğunu veriyorsun? <laughs> ben, neyse daha sonra. Ya koşa koşa gidip hemen dedikodu yıl yetiştirmesi çok enteresan yani çok böyle bana şey geliyor pasta düşünsene bunu bütün kameralar orada ve sen Taylor Swift'in yanına gidip bir şey söyleyeceksin yani bu tabii ki çekilecek bunu bilmemesi mümkün mü hani bence o bilecek. an bir perde indi o bilgiyi vermek için bana öyle geliyor. Ya inanamıyorum buna yani ne bileyim ba bana çok şey geliyor. E, bilerek yapıyor bunu. Hatta bence bunu söylemesi bu dedikoduyu vermesi kendisine hiç küçülten bir şey de değil. Burada Kylie Jenner'ın işte e, mean girl olduğunu falan ortaya yani daha da Hı -hı. ön plana çıkarmak için yapılsa okey yani. Çok böyle planlı gibi de geldi bir yandan. Bilmiyorum ki. Ama şey... Vizi şimdi... sahnesi Hı -hı. gibi değil mi? Bak önde hiç kimse evet. yok. Yani herkes direkt kameralarda tıpkı Hı -hı. E, Timothy ile Kylie'nin <laughs> aşk böcekleri gibi öpüşme sahnesinde de bir sahne izliyoruz yani önlerinde kimse yok direkt kameralar onları çekiyor bu dedikodu da bana öyle bir sahne gibi geldi çok kurgu gibi geldi yani ya, ya olmuş şöyle bir... da olabilir bu arada yani hakikaten Hı -hı. olmuş da olabilir şöyle bir karşı çıkacağım nokta var sana şimdi Selen eğer planlı bir şekilde yapsaydı bu olayın devamını sosyal medyadan çok güzel yönetirdi daha önce kaç kere yaptı şahit olduk çok kötü yönetmiş doğru söylüyorsun ha. Çünkü o dediğin gibi işte Kylie'nin Mean Girl imajını ben destekleyeyim. Hani ben sanki hani şeymişim mağdurmuşum evet. gibi hani arkadaşımla evet. fotoğraf çekilememişim gibi davranayım. Çaktırmadan böyle direkt söyleyerek evet doğruydu demez de gider her zaman yaptığı gibi işte bu konuyla alakalı işte TikTok çekiliyor işte böyle böyle demiş diye hani teori yapılıyor ya. Onları like'lar çaktırmadan sonra denir ki bakın Selena Gomez like'ladı demek ki bu doğru denir ve çok güzel bir şekilde yönetirdi. Bence kesinlikle böyle olmadı. Tamamen boşluğuna geldi. O an o dedikoduyu vermek istedi. Gözü hiçbir şey görmedi. Düşünemedi böyle olacağını ve sonrasında koşa koşa ya. muhtemelen menajerleri bu konuyu devam ettirmemesi yönünde bir şey verdi, tavsiye verdi çünkü hemen ya ben öyle dememiştim aslında iki tane arkadaşım takılıyordu onu söyledim falan deyip yani bu da çok kötü bence böyle bir şey de hani çok kötü. Ya, şey iki arkadaşın yani. deme bari ha, başka Evet. Bir şey söyle. komple konuyu değiştir yani başka bir tarafa yönelt hala iki arkadaş diyorsun <laughs> hiç kurtaramamak Kesinlikle. ki sonra bunu dedikten sonra da işte ben sosyal medyaya ara veriyorum deyip 128. Hmm. sosyal medya Vermedi. arası verdi <laughs> etmediğini <laughs> gün sonra story paylaştım ya <laughs> hatta iki gün bile değil saymışlar 19 saat mi öyle bir şeydi şey şimdi şöyle bir ihtimal de var atıyorum Selena Gomez'in dediği doğruysa iki tane arkadaşın takıldığı haberini verdiyse Kelly Sperry'nin Tim With Timothy dediği Timothy diyor açık. ya evet Timothy tamam, diyor şu olabilir diyor. bak şu olabilir şimdi <laughs> Timothy Chalamet'in Kylie Jenner'a çok sadık olmadığı bilinen bir gerçek arka planda bazı aldatma söylentileri var e de bu arada açık ilişkide yaşıyor olabilirler. Onu bilmiyoruz da. Ee, belki hani öyle bir dedikodusu var. Timothy bilmem kimle beraber olmuş falan deyip bunu söylemiş hmm. olma ihtimali de var. Hani o ya orada mı gerçek, söylüyor onu? onu. Koşa evet, koşa işte. onu mu söylüyor orada yani. Katılıyorum. Katılıyorum. Ama Selena Gomez birazcık şey işte ya. Böyle böyle şeyleri var <laughs> yani kızın. Gerçekten <laughs> çok hani çok komik ya. Drama Taylor seven o, insan şey için vaha gibi. <laughs> Taylor'ın o şaşırmaları falan ayrı. Taylor ama Taylor da çok iyi o konuda ya. O mimiklerini falan evet, ya evet, özenle seçip hani gerçekten kendi hakkında konuşturmayı çok iyi biliyor. Ve bu konuda da <laughs> hani kendisiyle ilgili de bir durum yok yani. Yanan Selena Gomez oldu. <laughs> ee, ki bu ara şuna da geleyim. Hani Kylie Jenner er, Timothy Chalamet ile fotoğraf çekilemezsin deyip reddettiyse ya da Timothy Chalamet bir sebepten reddettiyse o da olabilir Kylie Jenner değil de. Şimdi şu olabilir ee, Kylie Jenner'la Selena Gomez'in geçmişi biraz kabarık ee, şimdi yeni videoda anlatacağım zaten oralara geleceğim eskiden bir işte Jenner'larla e, bunun bir yakınlığı vardı muhtemelen işte or onun sebebi Kris Jenner'la bir sözleşme imzalayacak olmasıydı falan gibi şeyler var sonrasında başka şeyler oluyor falan en sonda bildiğiniz üzere bu Hailey Bieber TikTok meselesi var ya linç ediyor. Hı -hı. hatta videosunu yaptım şu sağ üstte eklerim ee, Kylie Jenner'da o şeyin içinde yanlış bir karar alıp böyle işte kaşını story atıp falan o işe dahil oldu ve o da linç yedi Selena Gomez'in fan kitlesinin linçinden o da nasibini aldı o dönemde bilerek ya da bilmeyerek yani gerçekten zorbalamaya çalışıyorlar mıydı bilmiyorum bence çalışmıyorlardı çünkü kimse Selena Gomez'in fan kitlesinin üstüne çekmek istemez yani kimse o kadar salak değil bence neyse ee, ve o dönemde zorbalandıkları için Selena Gomez'den nefret ediyor olmaları biraz normal gibi geliyor bana o yüzden de Timothy Chalamet de eğer çok aşıksa falan bilmiyorum. Hani benim sevgilimi üzen, işte şey yapan kişiyle fotoğraf çekilmek istemiyorum falan demiş. Olabilir mi? Olabilir. Ama bir şey söyleyeceğim pasta. Timo yani düşünsene Kylie Jenner sevmiyor Selena'yı. Ya Timo bunu bilmez mi? Sen Selena ne alaka? Yani gidip şey mi diyor, bir fotoğraf çekilelim mi? Ne? Bana şey gelmiyor, inandırıcı da gelmiyor. Şu an yani anlattığın hiçbir şey bir oturmuyor kafamda. Hayli daha iyi işte hı hı. git git buradan falan mı diyor ne diyor yani ne bileyim bir de bu görüntü de yok hani ben yanlarına gitse görüntü olmaz mı bilmiyorum. Doğru yani. diyorsun. Yanlar, Her şeyin görüntüsü var olmuyor Evet çok haklısın o konuda ama şöyle bir şey var bu etkinliklerde insanlar prestijli oyuncularla falan daha prestijsiz olanlar ya da kendisini daha farklı bir yere konumlamak isteyenler gidip özellikle fotoğraf çekilmek istiyorlar. Tamam. E mesela Selena Gomez'in de şöyle bir şey var. Müzik kariyeri mükemmel ama oyunculuk kariyerinde biraz istediği yerde değil. Hep böyle daha iyi bir oyuncu, daha prestijli işlerde yer almak falan isteyen bir insan. Şimdi e, Hulu'daki işiyle zaten hani okey bir noktaya geldi. Ama e, mesela eventten sonra paylaştığı posta bak. Kimlerle fotoğraf koyduğuna bak işte. Mutlaka şeyle koymuş ki çok kötü de kroplamış. E, Meryl Streep'le fotoğraf koymuş mesela. Hı hı. Daha önce işte Jennifer Aniston'ı yakalayıp böyle fotoğraf çekildiği, bilmem kimlerle çekildiği falan çok olmuştu. Ya, Selena Gomez bunu yapan bir tip. Yani şununla fotoğrafım olsun bu eventte gibi bir insan bence. O yüzden gidip hadi gel bir fotoğraf çekelim senle ya falan deyip sonra Kyle'ın falan deyip belki Timothy çektiği falan hani ya yani boş ver falan dediği bir durum olmuş olabilir gibi geliyor bana. Belli olmaz. Çünkü bunların ortamları lise gibi. Anneko bak. E, şunu diyecektim. Vallahi lise var, gibi. aldın. Yemin ederim lise gibi. <laughs> öyle öyle. Gerçekten öyle. Şaka gibi ama öyle. Bir de işte ödüllerin sahne yani ödüllerin verilmediği zamanlarda böyle aralarda falan kamera full biliyorsun Kylie Jenner'la Timothy Chalamet'in evet. romantik anlarını çekiyor. <laughs> o şey gibi hani böyle bak beyzbol maç bizde yok da ben yani yok herhalde. Belki basket maçlarında var bilmiyorum. Neyse şey kizken var ya böyle Aha, öpüşme evet. kamerası. Maçlarda gider ee, işte o kamera birilerini çeker işte Hı -hı. ya evlilik teklifi olur ya bir şey olur ya yani onun gibi sürekli böyle biliyorlar orada kamera olduğunu onların çekeceğini çok kötü ya her şey çok kötü yani oyunculukla ilgili ödül verilen bir tören de bu kadar kötü oyunculuk olması çok ironik ya katılıyorum yine ve kres, kres yani aşık olabilirler işlerinde. bak yani birbirlerini seviyor olabilirler yani on, ondan bahsetmiyorum kurgu Hı -hı. kötü Hı -hı. Anladın mı? Bir de öpücükler çok şey böyle hani sanki hani aman makyaj makyaj bozulmasın falan tarzı böyle aşırı korkak öpücükler falan. Komik yani ne gerçekten katılıyorum sana. <laughs> Selena Gomez de aşırı işte sevdiğini söylediği ve herkese karşı savunduğu kendi fanlarını karşısına aldığı yeni sevgilisi Beni Blanco ile törene katılmamış. Törende çocuk eşlik etmemiş buna. Prodüktör bu arada Sektörden biri evet. yani. Ve yüklediği fotoğraflarda böyle arkada koliler falan var. Onun bir restoran olduğu söyleniyor. O nasıl bir restoran konsepti bilmiyorum. Ünlülerin işlerine akıl sırarmıyor ama. <laughs> bir şey gibi sanki. E, kuliste fotoğraf çekilmiş sonra hadi abi hadi sen git falan evet, demiş evet. gibi. <laughs> Zorla getirilmiş değil mi oraya? Aynen evet. aynen. Bu arada Kiss Cam demişken şöyle bir şey de var. Şimdi e, Golden Globes'u sunan kişi Joe Coy diye bir e, komedyen ama öncesinde böyle çok çok fazla bilinen biri değilmiş andığım kadarıyla. Kimse çok tanımıyormuş falan. Ve sanıyorum bir sebebi onun... varmış bunun da bu arada yani. E, olabilir. <laughs> ama belki onun şakalarını daha böyle hani işte ...Ricky Jarvis şu anda çok şey değil ama bir Jarvis falan gibi biri yapsaydı belki insanlar daha çok gülerdi hani. Zaten sektörden biri ve sektördekilere şaka yapıyor falan gibi prestijli olurdu belki. Bilmiyorum. Neyse bu adam işte dediğin gibi hani çok kötü şakalar yapıyor falan böyle ortalık buz kesiyor bayağı ve işte monoloğunda böyle galiba açılış monoloğu olması lazım. Taylor Swift için de şey diyor Golden Globes ile NFL arasındaki fark ne? Golden Globes'ta Taylor Swift'i çeken daha az kamera var diyor ve orada Taylor hiçbir şekilde gülmüyor. Bir, yine bir Taylor İçkisini mimiklerinden içiyor. birini yapıp içkisinden yudum alıyor. Onun da sebebi işte Taylor bu aralar şeyle beraber yeni manitası Matt Healy bir NFL oyuncusu işte futbol oyuncusu Amerika'da Amerikan futbol oyuncusu yani. O yüzden sürekli NFL maçlarında Taylor Swift işte üstüne çeşitli işte Matt ile bir şeyler giyip falan katılıp sürekli kamerada onu çekiyor tabii ünlü geldi evet, sahamıza evet, falan evet. diye. Öyle bir şaka <laughs> aslında fena şaka değil Taylor Swift bence bir tebessüm edebilirdi diye düşünüyorum bu kadar gerek yoktu ya. Yani. <laughs> ben ama orada onun Taylor'ın da şey olduğunu düşünüyorum. Yine bir oyunculuk içerisinde bozulmuş Bence gibi yaptığını öyle. düşündüm. Evet, ben de düşünüyorum. <laughs> Çok da onun olduğunu düşünmüyorum yani. Rencide evet. bir şaka da değil yani. Değil hiç değil. Katılıyorum sana. Çok iyi. Taylor Swift gerçekten tek başına bir PR makinesi. Bu işi çözmüş. Evet. Yani Taylor Swift videosu da yaparım gerekirse. Yeterince şey biriktirdim. İçim doldu yani. Zaten <laughs> Selena ile ilgili yapacaksan Taylor mutlaka vardır içinde diye düşünüyorum. Çok olmayacak diye tahmin Hı. ediyorum yani öngörüm o şekilde. Onu ayrıca belki konuşuruz ama yani bu insanların ellerine bu kadar büyük bir fan kitlesini hala böyle toparlayabiliyor ve kendi peşlerinde asker gibi koşturabiliyor olmalarını, Selena Gomez, Taylor Swift gibi insanlardan bahsediyorum. Çok şey bir sebebi var, matematiksel sebepleri var. Çünkü bu işte çok çok iyiler yani bu artık şey geçiyor yani Ne nice yetenekli nice güzel insanlar var bilmem ne. Ya bak bunların hepsinin tek aslında bence bir noktaya gidiyor. Küçüklükten beri e, full bütün süreci görüp e, tanıklık şahitlik ettiğim işte erkek arkadaşı oğlanı aldatıyor lise gibi işte e, fan olacak o dramalar yaşandığı için bunlar Hı -hı. zaten bu kadar büyük kitlere ulaşabiliyor. Jenner'lar da öyle kardeş da öyle. İşte Ama bu işte, asaydnsı Britney Spears vesaire yani hepsi zaten küçüklükten gelen her şeyleri hemen hemen göz önünde olan insanlar. Ama hata da yapsa toplum algısını yönetmek çok kolay iş değil çünkü hani iyi kötü böyle büyük şeyler de yaşıyorlar. Ciddi yaralar da alıyorlar. Hani Taylor Swift'in bu Kanye West'le yaşadığı şey vardı hmm. ya. Onun evet. gibi çok büyük olaylar hepsi yaşıyorlar ve bunlardan e, tekrar işte sağ ve hatta öncesinden daha güçlü çıkabilmek, o toplum algısını yönetmek ya da küçük küçük dramalarda da yönetmek, genel olarak imajını, toplumdaki imajını yönetmek çok zor bir zanaat bence. Herkes yapamıyor. Bak Britney Spears zaten bu konuda efsane kötü. Onun da sebepleri var tabii ki yani. Evet, Salak evet. olduğundan değil, onu zaten konuştuk. Değil. Ondan sonra ne bileyim, şimdi yeni videoda anlatacağım ama Demi Lovato da çok kötü bu konuda. Evet. kusura bakmasın yani ama işte çok iyi isimler de var ve mesela Christianer konusunda şöyle düşünüyorum Christianer bence son zamanlarda biraz paslandı farkında mısın bilmiyorum çünkü hiç fark etmedim. şeyi bu kardeşler son zamanlarda gerçekten şey oldu tamamen bir düşüşteler bu zaten çok böyle konuşulan bir şey. E, işte eskisi gibi şey bir kitle hitap edemiyorlar. Yeni jenerasyonu hiç yakalayamadılar. Kylie falan birazcık deniyor şimdi. İşte Peki nasıl make... 500 milyon takipçisi var o zaman yakalayamıyorsa yani ne bileyim yetiyordur bence şu an yakaladığı kitle ona zaten. Ya yeter o, belki ya. de çabalamıyordur Yetmez. artık yani. Hi yok yok hiç öyle değil. Neler, ne maymunluklar yapıyorlar tekrar ya şey Hiç bilmiyorum için. ya olabilir. Ya Mantıklı Mesela gizledim. işte Kim Kardeş'in geçenlerde paylaşmıştım. Ee, markasında işte şey çıkarmış yeni bir ürün serisi çıkarıyor dudak kalemi onu tanıtmak için işte kendisi hakkında konuşturması lazım hmm, yani üç boyutlu beynim maketini. ha markası. aynen ofisini gezdiriyor ofisi zaten şey böyle hani gerçekten ne kadar zengin ve görgüsüz yaşadıklarının bir şeyi o oradan bir prim yapacak falan işte bakın beynimin üç boyutlu modeli falan kendi beynimi onu da bilmiyoruz <laughs> neyse Sonra en sonunda da anlatıyor, anlatıyor bakın şöyle bakın bu yum var şu yum var falan ee, sinema salonu gibi bir ortamı var falan ofisinde. En sonunda diyor ki ve bunlar da işte benim yeni çıkacak şeylerim dudak kalemlerim falan okey. Fakat ne konuşuluyor o sırada tanıttığı ofisindeki solaryum çok zararlı diye. Ya işte yönetememe noktası burada devreye giriyor artık böyle. Sonrasında gerçekten... yaptığı açıklama peki? Evet. O solaryumla ilgili o daha da kötü yönetemediği zaten oradan belli hiç beklemediği yerden gelmiş çünkü 90'ları yaşıyor hala kafasında herhalde Evet bence de öyle kesinlikle e Oraya adapte olamıyor yani Chris adapte olamıyor bence bu arada şey söyleyelim sonradan yaptığı açıklamada şu e, Sedef hastalığım var ve Sedef hastalığıma iyi geliyor diyor Bu arada ben onu paylaştıktan sonra Sedef hastalığı olan ya da bu konuda bilgisi olan insanlar yazdı Sedef hastalığında bir UV tedavisi gerçekten varmış uygulanıyormuş fakat hani bu demek değil ki ofisten salayıma koyduksa salayma gi gir yani hani ki de değil. Ki kim kardeşinin neden salayma girdiği de bariz yani sedef hastalığı var mı onu ondan bile emin değilim ben açıkçası yani hani uydurma da olabilir çünkü. Evet olabilir. Neyse öyle yani bence şey şu anda her hareketleri linç ediliyor, ya da şey yapılıyor, dalga geçiliyor falan. Hiç eskisi gibi. Ama bundan besleniyorlar yok. kızım. Zaten hep şeydi ki evet, bunlar tabii. ne zaman ciddiye alındı ki bunlar? Hep dalga konusuydu yani. hiç Bence okey bunda Her şey okey yani. Artık reklamın iyisi kötüsü bunlara fark etmiyordur He, diye düşünüyorum yani. Tabii tabii hiç konuşulmamak da niye onlar için? Kesinlikle aynen doğru. her türlü. Aynen aynen. Ki eskisi kadar işte konuşturamıyorlar aslında. He, o Size doğrudur. O olabilir artık millet çünkü ne bileyim bıkmıştır. Bilmiyorum yani. Sebepleri vardır. Kanye West de imajlarını aşırı kötü etkiledi <laughs> ve hala etkilemeye devam ediyor. Ve bir şekilde da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Nasıl yöneteceklerini bilemiyorlar. Yani bir deliği çok... nasıl yönetebilirsin ki yani ne yapacağı belli değil adamın. Kesinlikle o konuya çok kısa girelim istersen. Bunun şimdi şey yapmadım not almadım bu konuyu konuşacağımızı düşünememiştim. Ee, gerçi tweet attım bunu konuşalım diye ama <laughs> neyse. Ee, şey yeni bir sevgilisi var bu kadın eskiden bir mimar ve böyle bayağı LinkedIn'de mimar falan gibi böyle bir tip hani şey olarak yani kurumsal kariyer yapan falan bir tipmiş. Fakat işte sonradan zaten kendisi de birazcık şey işte insta modeli gibi biraz takılmaya başlıyor. Sonra Kanye Westle sevgili oluyor. Bu kadının özelliği Kim Kardashian'ın kopyası. Yani gerçekten kopyası. Çok benziyor. Ve Kanye West evde bunu çeşitli fetiş kıyafetlerle fotoğraflarını çekip Instagram'ını bunlarla dolduruyor tamam mı? Ve ben bunu gördüğümde <laughs> konuyu pek bilmiyordum. Şey zannettim Kim Kardashian'ın eski nude'larını falan paylaşıyor zannettim. Kan değirme sıçradı. <laughs> <laughs> ne oluyor şu anda? Fark ettim ki diğer sevgilisi. Adam çünkü. amacına ulaşmış olabilir mi? pasta sende Kesinlikle. Etki mi? Yaratarak. E, tabii tabii bence de öyle. Bu zaten şey hatırlıyor musun? İşte İtalya'da sevgilisiyle çok garip kıyafetler hmm. giyiyorlar. O, o kız işte evet. bu. Ben onu anlamamışım. Orada saçı kısaydı. Ee, ve şey işte en son bir mağazada görülüyorlar. Zaten böyle kadın çok minnak bir bikini üstü giymiş falan. Meme ucu kapalı sadece. Aynen aynen. Ve genel olarak öyle geziyorlar falan. Okay. Bir de üstüne... Ayakkabısız, çıplak ayakla dolaşıyor. Ve bu da insanlara şu soruyu sordurdu. Kanye West'in Humiliation King'i mi var? Yani kadını partnerine evet, aşağılama fantezisi. üstüne bok sürüp yolda ha. şeyim şeyim diye yürütecek kadını aynen. Aynen ve kim kardeşine benziyor olması benim burada takıldığım asıl konu. Yani çünkü o kadını işte belki hani kadını da böyle bir fantazi içerisindedir yani konsenti vardır onu bilmiyoruz ki bence bu tarz ilişkilerdeki manipülasyona da bakmak gerekiyor bir tanesi çok ünlü ve şey bir adam güçlü bir adam falan kadın belki ünlü olmak için şey yapmak için onunla beraber bilmiyoruz yani ama hadi atıyorum tamam okey iki tarafta okey diyelim zaten reşit insanlar bize ne yani fakat kadının kim kardeşine çok benziyor olması ve Kanye West'in zaten manyan teki olması ve onu böyle aşağılıyor <laughs> tırnak içinde olması ya gerçekten kim kardeşin hani yani bu, buradan şey yapamaz ya bunu toparlamasının imkanı yok bence çok korkunç niye toparlasın bir şey bu. ki ya bunu niye toparlasın ki Allah'a havale etsin babası olduğu için çocuklarının bir tık i̇şte. mevzu kalıyordur yani aynen evet. katılıyorum çok kötü ya yani bir kadının başına gelebilecek en korkunç şeylerden biri gibi geliyor bana yani kötü evet i̇şte çocuklarının babası ki zaten yani nasıl bir insan olduğu belliydi her zaman bence. Çünkü daha bunları ilk tanıştıklarında Kanye West Kim Kardashian'ın dolabının %80'ini çöpe attırıyor. Sen ne biçim giyiniyorsun diye. Bu arada haklı ama olsun. Attırıp yeni böyle kıyafetler aldırıyor. Onu o giydiriyor. Ve bugünkü Kim Kardashian'ı %80 falan şey yaratıyor. Kanye West yarattı aslında. O Balenciaga, o şeyler One Piece tulumları bilmem neleri falan. Hmm. Hani öyle bir bağ da var arka planda yani. Kim Kardashian'ın öyle bir gönül bağı da vardır muhtemelen. Ama adam sonuç olarak gidiyor. Ee, antisemitist oluyor gibi bir şey oluyor. Umarım bunu söylediğim için banlanmayız, Sansürlerim gerekirse. Ve işte yani gerçekten şey ya bilmiyorum çok korkunç ya. Sana benzeyen sevgi de yapıp onu çıplak dolaştırıyor falan böyle. Çok kötü. Şunu <laughs> kötü. <laughs> <laughs> Neyse annekocuğum öyle işte. Ee, Valla ne çok konu birikmiş ya. Ve bu arada <laughs> bu hafta işte şey sordum bugün insanlara ne konuşalım hani öneririm <laughs> istersen öneririm falan filan diye. İnsanlar ikiye ayrıldı. Bir kısım e, gerçekten çok böyle ağır. Türkiye ile alakalı, ha. toplumla alakalı konular istedi işte bu Twitter'daki insan, erkekler bilmem neler falan. Bir kısımda dedi yes, ki çok aynen çok kötü gerçekten yani bütün gerçekliğimiz bu olduğu için buraya gelip de bunu konuşasım gelmiyor evet, ama biz konuşmayınca da Aynı. kim konuşacak bilmiyorum kim falan neyse. Evet yani işte öyle iki ucu boklu değnek. Bir kısımda dedi ki artık işte keyifli şeylerden bahsedin mahvolduk zaten falan dedi. Aslında ikinci grubun isteklerini biraz yerine getirdik gibi oldu bence. Ne daha Evet. şey Survivor izliyor musun? <laughs> Soruya bak. <laughs> Survivor izliyorum ya izliyorum. E, vu gibi ama bu sene ya bu sene All Star'ın All Star'ı gibi bir Hı -hı. sezon. Ee, o yüzden bir de şey güzel SMS yok. Evet. Ee, sadece bilek gücüyle kazanan kazanıyor gibi bir durum olduğu için değişik yani daha farklı. Bir yandan hep bildiğimiz isimler aynı senaryolar ama bir yandan da SMS olmadığı için biraz daha rahat konuşmalar, daha böyle planları açık açık yapmalar falan olduğu için de keyifli. Kesinlikle. Ya geçen sezon, ondan önceki de birazcık sıkıntıydı rating açısından. Özellikle geçen sezon çok az izlendi, konuşulmuyordu hmm. bile doğru. Yani konuşuluyordur illaki de hani gerçekten evet. çok ciddi bir rating düşüşü Acun. O yüzden de SMS'i kaldırıp artık böyle insanlar rahat evet, rahat evet. kapışsın. Çünkü herkes sürekli her adımında toplumun ne düşüneceğini düşündüğünden, iş sonunda SMS'e geleceğinden falan. E, üç kere düşünüp bir kere adım atıyordu falan. Bir de üstüne şunu da yapmış. Ben şunu gözlemledim. Ekstraya falan da baktım. E, hem işte e, şeyde yarışmada, Survivor adasında her şey daha açık açık. Bir sürü kavgalar, bilmem ne böyle... Hani artık şeye kadar Hakan Atipoğlu'nun Turabi'nin annesine küfredip sonra helallik evet. istemesi falan hani evet. böyle olaylar yaşanıyor. Üstüne Acun konseyde Nagihan'la atışmaya varana kadar konular hakkında yorum evet. yapıyor. Sen diyor yanlış karar verdin diyor ve diyor ki çok rahatladım diyor hani oylama olmadığı için kimsenin oyunu <laughs> etkilemeyeceğim için rahat rahat konuşuyorum evet. diyor. Bu da önemli. Bir de üstüne ekstra e, şeyleri e, yorumcularına. şey söyleyeceğim. Hı. Tamam. Bu detayı fark etmen çok mutlu etti beni. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ekstra yorumcuları inanılmaz bu sene. Ne olmuş onlara? Furkan dede. Furkan <laughs> ne olmuş? Furkan içinden bütün yılların birikimi çıkmış. Evet. Bütün yıllar boyunca moderatördü ve böyle adaletli konuşmaya çalışıyordu falan ya. Evet. Bu evet. sene gümbür gümbür imparator tur abimiz. Evet. Şöyledir böyledir. böyledir şok oldum ya. şok. Ben de şok oldum. Hani... Murat Azar'ı zaten. Ay, Murat, şey. Azarı, Murat Azar'ı Murat biraz delirtiyorlar bu arada. <laughs> Onun ilacı Semih de aslında, kesin yavrum gitti. Ya ama evet, şimdi bence ya. pişman olmuştur yani semihin olmamasına ve Furkan'ın içine semih kaçmış gibi sürekli evet. ama yani semih Aynen. konuşuyor gibi arkadan. İnanılmaz. öyle bir karar alınmış kesin. Yani kesin kesin. Burayı evet. alevlendirin siz birazcık didişin ki zaten hani tatlı tatlı didişiyorlar yani bir tık için evet. rol rol de giriyor yani abartıyorlar evet. falan. Ve evet o Semih'in zamanında bence ekstra çok izleniyordu. Onun rolünü evet, ro evet doldurdu ama öyle. Furkan olsun demiş denmiş yani. İhsan biraz daha arada. İhsan Anzade yavrum. Da <gülüyor> <daha> <gülüyor> aynen dedik ya İhsan mı ya? Aynen aynen sempatik evet. kalıyor yani. Lord Lord diyor ona şey Murat, ee, Murat evet, Azar'ı. Murat evet. Azar'ı deyince aklıma sadece şu geliyor. Yani i̇ki şey geliyor. Bir tanesi içimizdeki İrlandalılar lafının. E, bulucusudur kendisi bir röportajında e, söylüyor. Aha. İçimizdeki İrlandalılar diye. Neyse bir tanesi de şeydi bu Hangi sezonda hatırlamıyorum ama ya işte pandemi ya da pandemiden sonraki sezonda Poyraz'ların sezonu olabilir. Kadından kaptan olur mu ya canım diye böyle bir Ay, e, bir evet. laf çıktı ağzından ve Sema'nın o ben masadan yükselip ruhunun evet. gidip ve Muratöz'ü boğuşunu izledim. O böyle çok aklımda kalan bir sahnedir yani. Ya Muratöz'leri toparlayamadı sonra. Yani şey olarak o, evet olabilir. Bilmem biraz orada daha... Şey yapamadı orada sonra ya ben hani onu kadını seçmezler demeye getirdim diyor da o da daha da kötü yani hani öz, özür dileyemedi bir türlü şey yapamadı anladı yani minç yiyeceğini de evet. ama güzel olmasa da işte Sema'nın olması ve onu böyle çok güzel bir şekilde e, dile getirip eleştirmesi de iyiydi yani o gün. Evet evet doğru diyorsun şey bana birazcık da Murat Özler'i toparlamış gibi geldi o açıdan baktığımda. Cinsiyetçi, evet. cinsiyetçi şeyler evet, evet. falan şahit olmadım 3 günlü falan izlemek zorunda bu arada. <laughs> katılıyorum mesela artık her şey. Evet, aynen öyle. Ya da belki Hanzade iyi. Ben ha. Hanzade'yi de seviyorum. Tatlı Ben Hanzade'yi severim. Evet, katılıyorum. Evet, güzel onlar var. Poyraz hakkında ne düşünüyorsun Haneka? Ya Poyraz çok enteresan ya. Bilmiyorum bir şey o tweet sen, senden gördüm onu da işte LinkedIn'de. istersen sen paylaş <laughs> o kısmı. Yani, <laughs> Görüntü olarak bu kadar. İnanılmaz yani e, çok böyle yani ikinci sırayı aldım diyor. İkincilik aldım ve bunu baş pehlivan İsmail Balaban'ı yenerek aldım detayı. Yani çok kötü. Bilmiyorum. yani bilmiyorum çok değişik. Yani LinkedIn mi yani bunu ilan edeceğin yer? Mesela Twitter'a yazsa dersin ki hani espri yapıyor ya da işte bir şey falan. O bir şeyine yazdı. Kariyer olarak yani yazması. Girdim baktım başka da kimsenin LinkedIn profili yok pasta. Yani şöyle bu arada okuyalım. Second place. Lost to baş İsmail Balaba. Yetenekler. <laughs> Parkur. Top atışı. Halk atışı. <laughs> Ya bu arada şey diyenler çok bu şey oldu. Bu şeyin seviyesi değil mi ya? Hani bir sirkte ya da bir yerde bir hani bir şeyin özelliğidir hani bu. <laughs> Top atabiliyor. Evet, evet, evet. Aynen. <laughs> Öyle bir seviye değil mi? Papağanım var evet. Halkaları geçirebiliyor falan gibi. Şey değil mi? On bin kelime konuşabiliyor. Halka atabiliyor. Yemeğini <laughs> yiyebiliyor. Ee, şey diyen de var bu arada. Hani Poyraz çok troll biri ve e, troll yemeği. Ol, bilemem. Olabilir. Aynen olabilir, olabilir. tabii. Ama e, Trollüğüne de olsa ya da böyle gerçek de olsa falan acayip boğaz içili bir özellik bu. <laughs> CV'si doldurma aşkı. Ne yapıyorsan ya ve kendi boğaz içili. Ki bu arada Poyraz'ın senesinde de Poyraz paylaşılamıyordu yani hani şey Ayşe ile çiftlendi, evet. Aleyna ile çiftlendi. Aleyna evet. gerçekten e, biraz hani şey olarak romantik anlamda demiyorum ama hani. Arkadaş olarak ya da şey olarak hani güçlü olduğu için falan biraz Poyraz'a yürüdü etti falan sonra Poyraz asıl Ayşe ile daha iyiydi sonra Aleyna ile Ayşe'nin arası bozuldu ve Aleyna tamamen o ekibe düşman oldu falan Aleyna'dan hiç hoşlanmam evet, evet. bu arada bu evet. sene de çok iyi görünmüyor yani şey olarak benim bana çok şey geliyor ya ben yani. Aleyna'yı Aleyna'nın söylediklerini, yaptıklarını e, hiçbir şekilde yargılayamıyorum ve böyle kötü bakamıyorum çünkü çok böyle geçmişi çok önümüzdeydi ya işte ailesi, annesi, kardeşi, hmm. yaşadığı şeyler vesaire. Evet. Yani çok engelli bir kardeşi var ve böyle hani gerçekten o bakıyor ailesine. Böyle çok değişik bir evet, psikolojiden haklısın. gelmiş bir kız olduğu için böyle hiçbir zaman ona ya tabii ki yani kötülükse kötülük kötü bir laf söylese onu tabii ki eleştireceğiz tabii hep böyle bir içimde şey var yani. Anladın mı böyle değişik bir e bir sebebi var sanki bunu söylemesin. Bir şey yani böyle anlatamıyorum yani şu anda. Evet, Ya zaten hani kız sonuç olarak ya bu Survivor'a niye katılıyorlar? Yüzde yani bir tanesi belki sadece abi ben mü istemiyorum ki öyle bir bence yok. Hani mü istemiyorum ben Survivor'ı çok seviyorum işte yarışacağım falan diyordur. Hı -hı. Hepsi ünlü olmak için katılıyor. Bu kız da kendisine bir şarkıcı olarak bir kariyer yapmaya çalışıyor. Oradan hayatını geçindirmek istiyor. Ve hani şu anda da taktiği zaten çok güçlü de değil. Yani Survivor'da hele bu sene Performansı evet. iyi değilse zaten geçmiş olsun. E, o yüzden de ne yapıyor? Şatura abi güçlülerin ayağına basmamadan hani birleşme partisini göreyim. Orada bir kendimi göstereyim falan gibi niyette ve birçok insan da öyle zaten. Hani o böyle izleyici olarak e, ona şey yapmamı engelliyor. Hani yürüyeyim evet, evet, falan dememeyi biraz evet, itici buluyorum. Ama bu da normal yani ben katılsam ne yapardım kim bilir yani çünkü... Bilmiyorum. Aynen <laughs> içimdeki canavar ortaya çıkacaktır. Yani, yani bir yerde açlık bilmem ne vesaire. Ha, o ayrı mesele ama bir de şey yani hep hep düşünüyorum. Çok keyifli geliyor bana sonra ben bile katılma fikri de performans kısmı yok yani. Ben de asla olacak bir taraf değil. Evet. <laughs> e, bende öyle katılacaksın. Yani. Aynen. Birileriyle <laughs> kanka olacaksın. Aynen. Ya da işte ben ekran de... şeyini süren arttıracaksın Aynen öyle. Ama şey kötü yani, birileri gidip hiçbir şekilde ekranda yer etmeyeyim. Çünkü hani ne bir dramaya karışıyor, ne bir kavga evet, diyor ne güzel evet. bir açıklama yapıyor. Hatırlanmıyor falan. zaten. Hatırlanmıyor anda. yani, öyle birinin ne olduğunu bile hatırlamıyorsun. Gidiyor işte, Bak mesela, kalabildiği kadar kalıyor. Ha. Taner Tolga Tarlacı'ya <laughs> ya, <ama. gülüyor> unutulmuyor hiçbir sahnesi yani adamın. Çok <laughs> iğrenç bir adam ya. Sonradan evet, evet, yaptığı evet, şeyler neler, falan. Neler neler yaptı hakikaten ya. ya yani sağ olsun yani çok fazla iğrenç insan tanıdık sayesinde. Yani, yani e, tabii şey değil de mesela bir Serkay vardı. Şu an hala yani Acun'a karşı böyle direnebilen nadir insanlardan Kesinlikle, biri. evet. O sezon da güzeldi. Nihal Candan'ın da olduğu. Abi Serkay çok beni çok utandırdı da. bu arada şu anlamda. Şimdi ben onun katıldığı sene ilk defa aşağı yukarı var izlemiştim. Hmm. Merve Aydın'ın katıldığı Temizci çok eski. miydin? Evet işte maalesef. Ben de semihçiydim. Yok ben de semihçiydim. O bana ya yani tek boy, Niye bir utanıyorsun? Tek başına falan orada böyle insanlar üstüne geliyordu vesaire. En AKP'li özelliğim olduğunu düşünüyorum <laughs> O çok haklısın. O konuda acayip haklısın. Evet haklısın. Çünkü bir de Semih taşı şey yani gerçekten bir grup aptalın yanına bırakıldı kusura bakmasınlar ama öyleydi yani ve e, mağdur edildi hani bir şekilde ayağına o fırsat da geldi çünkü çok da sinir bozucu bir insan yani hani orada onunla beraber yaşamanın ne kadar sinir bozucu olduğunu düşünemem yani izleyici olarak süper de e, sonrasında mağdur edildi ayağına fırsat geldi ve inanılmaz bir laf ebesi olduğu için acayip bir yani başlı başına bir kez çok güzel kullandı ve benim hani e, izlediğim herhangi bir şeyde mağdurun yanında olma özelliğimi o Türklüğümden geldiğini düşündüğüm <laughs> kültürel olarak o manipüle ediliş halini beni manipüle etti yani. Ve sonrasında zaten nasıl bir insan oldu Ama tatlım belli. yani yere dökeriz yerden yersin o zaman falan deniyordu yani. Hani çok kötü köpek ya. Köpek muamelesi de çekiliyordu şimdi çocuğa hani. Full o haklıydı demiyorum kesinlikle yani. Onda çok haksız olduğu yerler vardı da bir sebebi de vardı manipüle olmanın öyle diyeyim yani. Karşı konuda utandırdı. İşte o zamanlar hiç hoşlanmıyordum kendisinden. Sonrasında Acun'un bu işte ee, şeyine, nasıl denir ona? O krallığına çomak sokan tek, hmm. bildiğimiz kadarıyla. Biat etmedi. Kadar evet. Yani şey dedi çünkü e, bu işte teklifi mi reddetmişti? All Star teklifini mi reddetmişti? Neydi? Ben istemiyorum bir demişti. Şey. Acun'la çıkıp buna e, ismini vermeden bir tane Vermedik, işte evet. eski bir yarışmacı işte şey yaptı götü kalktı falan gibi bir şey oraya getirdi çok yani çok net evet evet haddini bilmez falan çok kansız konuştu. dedi kansız hmm. çok çok kötü yani Serkay da bayağı böyle bir metin yazdı falan ki daha önce de kendisi işte hangi konuydu ya bak hatırlayamadım ama toplumsal bir meselede e, diğer ünlüleri ifşa eden bir pozisyonda yer almıştı arkadaşlar hani böyle böyle bir durum var siz şunu paylaşıyorsunuz ama falan gibi böyle evet, gerçekten hatırladım. doğru İki noktalarda kere, duran evet. biri hı. <laughs> Helal aynen aynen katılıyorum. Acun'un zaten bu ara şeyi var ama bir fazla konuşayım fazla görüneyim muhabbeti var yani. O Ses Türkiye e, Hı -hı. yılbaşı programında da mesela çok ne bileyim ben, bana fazla konuşunca insan fazla hata yapar ya Hı -hı. çok ona müsait gibi geliyor. Evet evet kesinlikle çünkü çok şey biri değil sanılanın aksine ee, yani konuşurken çok açık veren böyle bayağı saçmalayan biri bana kalırsa ee, onun dışında işte Survivor bilmiyorum daha diyecek bir şeyim yok yani göreceğiz ben, bak, evet, ben ekstraları konuşuruz. izlemeyi seviyorum ya ben, ben de, de en çok Furkan'ın kavgası hoşuma gidiyor. Aynen kasılıyorum sana. Şeye geleceğim çok kısa. Ay. Evet. Ee, Eylül Öztürk. Aynen. Bugün bir takım hikayeler attı kendisi. Yine işte şimdi Dilan Polat'la alakalı şöyle bir gündem var. Acaba içeriden çıkacak mı? Tutuksuz mu yargılanacak hı. falan diye bir gündem vardı. Bugün e, karar açıklanmış sanıyorum ki. Sevim Alan var bunun yakın arkadaşı. O açıkladı dedi ki öyle bir şey yok dedi. Tutuklu yargılanmasına devam edilecek karar çıktı falan dedi. Bunun üzerine Eylül Öztürk'e de, e, şey deniyor... Yani Dilan Polat'ı da savun. Hani o da suçsuz bilmem ne. Çünkü şöyle bir şey oldu şimdi. Zaten videoda da bahsetmiştim. Ee, şimdi videoda izleyenler özellikle beni hiç tanımayanlar yani kanalı pek bilmeyenler. ilk defa o videoyla izleyenler. E, Eylül Öztürk konusunda ikiye bölündü. Bir kısım diyor ki Eylül Öztürk'e torpil geçmişsin diyor. Hani işte şey yapmışsın hani ne diyeyim sana. hani suçsuz masummuş gibi hmm. göstermişsin diyor. Hiç, yani arkadaşlar ne, ne izlediğinizi anlıyor musunuz acaba ya? Gerçi onlar şu an bunu <laughs> izlemiyorlardır. Neyse bir kısımda diyor ki boş sallamışsın kadın aklı falan diyor hani hangisi neyse Hı. E, orada şöyle bir detay var şimdi Eylül Öztürk o kadar stratejik davrandı ki trend yol influencer panelindeki ki onun da photoshop olduğu e, söyleniyor. şey aynen söyleniyor ve bence e, çok mantıklı bir gerekçe yani hani gerçekten üstüne oynanmış o esasın. Neyse influencer panelini gösteriyor da. Şimdi konu senin influencer panelin ya da influencer'lar kazandığın para değil. Sürekli diyor ya işte ben 10 senedir sektördeyim ki Hı -hı. geçmişine baktık beraber videoda. Yani öyle çok paraları kazandığın dönem çok yakın bir zaman. Ee, ama konu asıl bu güzellik merkezi şubelerin senin. Yani asıl onların şeylerini açıklaman gerekiyor. Panelleri, tren yol satışları, evet. oradan kazandığım paralar. Yani konuyu o tarafa getirdiğin sürece orada dövüşmenin hiçbir manası yok. Haklısın. Milyon kazanıyor olabilir. Yani Eylül Öztürk tren yolun içeriden... Ama şey ödediği vergiyi falan söylemiyor, göstermiyor hiçbir şekilde değil mi? Evet, göstermiyor. Amerika'daki evlerinin sayısını ve ücretle şeylerini aldığı paraları gösteriyor. Yani gerçekten kanıtlayabileceği her şeyi, kendi aklayabileceği her şeyi şey yapıyor anlatıyor ve oralarda da haklı bir kısmında bunun sebebi şu şimdi böyle güçlü görünüyor olmasının sebebi şu gazetecilerin magazincilerin bu dönemde bilgi dezenformasyonu olayının suyunu çıkarmaları gerçekten gidip de orada burada bu kadının 20 tane evi var bilmem ne diye atıp tutarsam bu kadın da der ki yok 20 tane evim yok alışta işte hmm. şu kadar evim var şu para ücretleri de bunlar e şimdi bu kadının asıl konuşmamız gereken ya da atıyorum işte şey yapmamız, bakmamız gereken tarafları gitti mesela. Kadın oradayken şey yaptı hani siz yalan Aklamış getirdi ve akladı evet. E ama diğer alanda aklamadı. Bu konu uçta gitti. Yani gerçekten hem kendi itibarlarını zedeledi bunu yapanlar, yalan bilgi satanlar ortalıkta. Hem de Eylül Türkiye yaradı yaptıkları şey. Şimdi ama bu kadın, bu, Evet şey baksana bugünkü agresifliğine o storyleri çekerken ki agresifliği hiç böyle ben ispatladım işte sulardan serinim falan imajı yok yani panik havası ve agresifliğim var sadece. Tabii tabii. E çünkü hesaplarını bloke kondu, iş yerlerine tabii. şey yaptı, kayyum atandı falan yani şimdi Eylül Fines diye Instagram hesabı açmış. Oradan işte Amerika'da globalde şey yapmaya çalışıyor, influencer olmaya çalışıyor. Okey. Ama yani asıl konuşulması gerekenler konuşulmadığı için o da gerçekleri bildiği için öyle şey yapamıyor yani. O agresif bakmamak lazım. Bir de sırf lazım. Dilan Polat'ı suçlamaya başlamış. İşte hmm, bir Dilan var, Onun mi? milletin görgüsüzlüğü yüzünden beni suçluyorsunuz. Yani sürekli yine başkasını suçlayarak kendini açıklamaya çalışmış. Sen bir kendini açıkla önce bir anlat yani o da yok. Sadece başkasının yaptığı şey üzerinden yine bir şey kasıyor yani. Ya şey gibi birazcık sanki Bak bakın ben kendimi akladım şimdi benden istiyorsunuz ki işte Dilan Polat'la ilgili de ortalıkta çok yalan bilgi dolaştığını hmm. sallıyorum. böyle durumlar varken hadi gel onu da savun diyorsunuz bana fakat ben onu savunamam falan gibi çünkü o şöyle şöyle biri falan gibi ee, şeyler söylüyor da yani işte asıl konuşulması gerekenler konuşulmuyor yani onların ne kadar yakın olduğu o konuda da Doğruları söylediğine inanmıyorum. Çünkü gördüm kendilerini de yani Demir Lanak'a yakınlarmışım sonra. Onların hepsi hikaye aslında. Ben şuna inanıyorum. Hı -hı. E mesela şimdi Selim Ciğerci de ne yaptı? İlk bu şeyler çıktığında Murat Ağrel irtibata geçip gerçekten vergisini, algısını ne kadar ödediğini falan gönderdi, gösterdi Hı -hı. bak. Yani süreç yönetmekse bu okey ve 60 milyon TL'ye yakında bir vergi ödemesi var. Ben zaten bundan önceki podcastlerde de şey demiştim süreci en iyi yöneten yıllar boyunca bu çünkü sürekli vergi rekortmanı olmak hedefim deyip gerçekten vergi rekortmanı olarak eğer bir şeyler hı hı. yaptıysa bunu kılıfına çok güzel uydurarak yaptığı için de hiçbir radara falan takılmadan bugüne kadar gelmişti. Ama şöyle bir şey var günün sonunda şu anda Selin Ciğerci'nin bütün hesapları bloke konulmuş. Annesinin emekli maaşına kadar hı hı hı. ağlayarak story attı yani evet, o gün yine. Demek ki bunların hiçbirinin hiçbir önemi yok. Anlatabiliyor muyum yani ben şu kadar vergi ödedim de desen tabii, 60 milyon da ödesen günün sonunda sen bir dalavere çevirdiysen ihtimalin varsa ya da e, bir şekilde bunu ya açıklayacaksın ya açıklayacaksın bana açıkla ona açıkla önemli bunlar toplum baskısını şeyini kaldıramıyorlar yani doğal kesinlikle. olarak belki biz olsak biz de kaldıramayız o agresyonun sebebi o yani kesinlikle kesinlikle ya videoda beraber izledik işte e, Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı olan avukat kadın diyor ki bu işi diyor yapacaksan da diyor vergisini verip öyle yaparsın diyor kara para böyle Hı, aklanmaz evet, diyor evet. kadına evet, doğru evet. Ay, çünkü Çok doğru. Olarak... şuursuzluk yani Dilan'ın ki canım tabii Kesinlikle aynı yani onlar gerçekten inanılmaz yani, yani müthiş pişkinlik. bir akıl tutulması müthiş bir pişkinlik kendini hukuktan bu kadar üstün görmek üstün ve başına görmek, hiçbir şey gelmeyeceğini düşünmek yani. Düşünmek yani. Hani hakikaten yani. E onlara o güvende nasıl verildi nasıl aldılar o güveni o da başka bir soru işareti. Ne verirse versin güven sana yani en devletin başı desek sana bir şey olmayacak yine de bir şeyi kılıfına uydurmak yani bugün o gider yarın başkası gibi ha, hiç mi düşünmemişler mi? yani. Evet 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 kesinlikle katılıyorum ama şey yani dediğin gibi Selin de hesaplarına falan bloke konması şey yani bu böyle gazeteci bilmem ne işte sosyal medyada o da konuşuluyor. Hadi onun da hesaplarına bloke koyalım hmm. kol denilerek yapılacak bir şey değil ya. Hani değil ateş değil, olmayan adamın evet, ellerine bir kanıt bir şey var ki belki zaten. Ama yani ben El Öztürk'ün ekrana doğru gözünü belerterek, burun deliklerini açarak bakar. Ha evet ya. ıslatını görürlercasına yani. Evet. Aynen öyle. Bir de şey e, diyor ya sektörü bitirdin diyor. Sektörü bitirdi. Güzellik sektörü ha. senin yüzünden bitti diyor. Yani oh. zaten öyle bir sektör yok muydu acaba? Bu kadar böyle şubelerce şubelerce bir şey var evet. mıydı gerçekten yani? Ay, ya da şu an kapananlar yetmiyor. mu Yani kapanan, kapandı ve bir bir şeyler hala güzellik şeyine giden, dürüst çalışan insanlara giden insanlar var yani. Sen merak etme sektörü. Ya şimdi bak kara para olayı, bilmem ne, vergi mergi hiç bu işlere bulaşmayan güzellik sektörü çalışanlarını da dahil ediyorum. Doktorları kastetmiyorum. Estetik yapan, işte estetik cerrahlarını falan kastetmiyorum Hı -hı. kesinlikle. Güzellik merkezi adı altında orada estetisyenler hani doktor olma insanları çalıştırıp insanlara işte cerrahi olmayan müdahaleler yapan, işte liposuction, dolgu, botoks gibi müdahaleler yapan merkezleri kastediyorum. Abi lütfen kapanın ya. Lütfen bitin yani hani çünkü şey evet. çok üzücü tabii ki bir arz var e, pardon özür dilerim bir talep var ki arzı da var bu ayrı bir mesele e, zaten insanların e, artık yüzüne işlem yaptırmadıkları durumda kendilerini kötü hissediyor olmaları işte başkalarını görüp bu yüzüne bunu yaptırmış evet. bu yüzüne şöyle görünüyor bu arkadaşım şunu yaptırmış deyip haldır uldur bunların peşinden koşuyor ama çok üzücü yani onunla ayrıca mücadele edilebilir belki. E, mesela işte Kuzey Avrupa'da mı bir şey geldi ya Instagram'da filtre yüz filtresi kullandığında artık söylemek zorundasın falan hmm. hani öyle şeyler belki yapılabilir bilmiyorum ama yani bir yandan da hani yaptıran insanın da çok doktora falan belli bir parayı gözden çıkararak yaptırmasını yaptırması en doğrusu olur bence toplum adına çünkü yani gerçekten şey gibi hasap gibi hareket ediyorlar ve şey gibi de anlaşılıyor cerrahi olmayan müdahaleler böyle deniyor yani müdahale ee, sanki bunu çok kez konuştuk dramatoksa çok uzatmayacağım. Sanki böyle hani çok basit şeyler. Abi dolgu dediğin eriyor. Botoks dediğin şey oluyor. Hmm. Dolgu bir kere erimiyor. Eritmek için ayrıca eritme işlemi yaptırman gerekiyor. Dolgular yüzünün deforme olması, yaş aldıkça ya da kilo alıp verdikçe sonucu tabii, tabii, tabii. ya sabit kalıyor ya yer değiştiriyor ve yüzün çok şey gözükebiliyor. Genç yaşında yaşlı görünebiliyor. Botoks eee zararlı olabiliyor. Çünkü senin vücudunun bu kimyasallara, bu enjekte ettirdiği şeylere ne tepki vereceğini bilmiyorsun. Bu bir piyango. Yani gözaltı ışık dolgusu yaptırıp e, kaç tane ameliyat geçirip hala çok böyle şey e, maalesef çok sıkıntı çeken mesela Mine Tugay var. Hani buna en ünlüsü bile yani eminim ki çok iyi bir doktora çok ciddi paralar harcayarak yaptırmıştır. Yani bu iş bu kadar basit değil ve ben hani temennim odur ki ileride biz de estetik mesletik konuşmuyor olalım keşke yani böyle bir şey imkansız tabii ki ama yani bitsin abi sektör çok mutluyum bittiği için bitsey keşke yani bitmedi de yani bitmez de, tabii evet. dediğine göre bitmez tabii o ayrı mesele ama sanki çok çok faydalı şeyler yapılıyordu. Daha aman bitti. Emekçi insanlar falan diyor. Aynen, ne güzel. Aynen. Zaten işten işte şey kayyum atandığı zaman şirketine e, insanları işten çıkardılar. İşte tazminatlarını verip işte çok iyilik yaptılar ya güya. işte kayyum atanırsa hı hı. maaşınızı ne zaman alacağınız belli değil. O yüzden buyurun çıkın işte size tazminat verelim falan. Emekçiler bilmem ne diye kendini şey yapmaya çalışıyordu, acındırmaya çalışıyordu. İnsanları ee, insanları kamera kaydını alıp işten çıkarıldıklarını söyledikleri anın kamera kaydını alıp arkaya duygusal müzik ekleyip hatta hoşça kal şebnem fera ekleyip <laughs> storiesinde bir klip olarak paylaşmış bir insan yani emekçi senin umrunda mı acaba yani hani gerçekten sinirim bozuluyor artık ya öf benim çok konuştuğum bir podcast oldu Aneko. Kesin yorumlarda bununla alakalı şikayet duydum. <laughs> Hazırlan <şuradan>. Şikayet <gülüyor> Hayır hayır. <gülüyor> Lütfen. Bazen e, pasta çok konuşuyor. Bazen ben konuşuyorum. Yani konuya göre değişiyor. Çünkü bizim bir dengemiz var. Her evet. şey yolunda. <laughs> aynen aynen. Teşekkür ederim. <laughs> Sonra seni zorbaladığım iddia ediliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım estağfurullah. Ne zorbalacağım? Ben acayip keyif alıyorum ya bunu. Yani... Ne bileyim bana şey gibi geliyor. Ee, i̇nsanlar drama kanalında drama aramaları da normal gibi geliyor bir yandan Aha, da yani. Evet evet aynen. aynen. <laughs> <laughs> Okey o zaman. Okay. Buraya kadar bizi dinlediyseniz. E, ya çok da teşekkürler. Dinle... Aynen çok teşekkür ederiz. Uzun bir podcast oldu sanıyorum ki. Konular hakkında ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. E, herhangi bir konuda Survivor muhabbeti çevirebiliriz aşağıda. Ben yeni yeni izlemeye başladım falan. Anlatacağınız şeyler varsa dinlerim ve izleyelim mi? Hmm. yani takip edip Drama Talks'larda Survivor konuşalım ister misiniz? Yoksa nefret mi ediyorsunuz Survivor'dan ve bize yakıştırmıyor musunuz mesela? <gülüyor> 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 Bunu yazmayı unutmayın. Ee, bir biz sonraki Drama Talks'ta görüşürüz diyelim o zaman. abone abone değilseniz de abone olmayı ve podcast'ı beğendiyseniz YouTube'dan izliyorsanız like atabilirsiniz. Spotify'dan dinliyorsanız da ne yapabilirsiniz bilmiyorum. Canınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.